Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Yeter. Yeter diyorum. Yeter, susun. Ay susun be. Kumarhaneye çevirdiniz burasını. Nedir sizden çektiğim canım? Sakin ol hanım, sakin ol. Onlar çocuk. Ama ne çocuğu, şeytan. Hepsi de şeytan. Ay bıktım vallahi, hayatımdan bıktım usandım. Neyin var senin? Neyim yok ya, neyim yok ki? Bıktım artık hepinizden, bıktım. Senden de, çocuklardan da, bu evden de bıktım. Allah canımı alsan da kurtulsam. Allah aşkına neyin var senin bugün? Neden bu kadar sinirlisin? Ben sinirlenmeyeyim de kimler sinirlensin Yaşar Bey? Böyle fakir yaşamaktan bıktım artık. Üstümde yok, başımda yok. Sabah çorba, öğlenliğin kuru fasulye. Nedir bu be? Hayat mı? Ben bu hayata layık bir kadın mıyım? Sevim, Sevim, neler söylüyorsun sen? El alem her gün bal kaymak yiyor, lüks içinde yaşıyor. Bir de bizim halimize bak. Haklısın ama ne yapabilirim ki? Bizim gücümüz bu kadara yetiyor. Evet, bu kadar. Ne eksimiz var ki? Allah'a şükür kendi yağımıza kavrulup gidiyoruz şunun şurasında. İki odalı da olsa bir gece kondumuz var. Kira ellerinde değiliz. İki odalı gece kondumuz varmış. Kime yeter iki oda? Altı nüfusuz. Sen hala iki odadan bahsediyorsun Yaşar Efendi. Neden biz de başkaları gibi apartman dairesinde oturmuyoruz? Gücümüz ancak iki odalı bir gece kondu yapmaya yetti. El alem yapıyor ama. Bak, Şükranlar apartmandan kat aldı. Hem de üç oda bir salon. Kocaman da banyosu varmış. Sen hala iki gözlü gece kondudan bahsedip duruyorsun. Ben Şükran'ın kocasıyla bir miyim Sevim? Hem onun için neler söylüyorlar. Günahı boynuna artık. Ne söylüyorlar? Rüşvet yiyormuş. Sen de ye efendim, sen de ye. Tövbe de Sevim, tövbe de. Ben şerefim ve namusum için yaşıyorum. Ne haram paraya el uzatırım, ne de öyle parayla bir şey alırım. Sen böyle zavallı bir adamsın işte Yaşar Efendi. Mıy 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 konuşup bütün sinirimi havalara çıkartıyorsun. Namusmuş, şerefmiş. Beni de çocukları da böyle yarı aç yarı tok yaşatırsın işte. Ah, neden evlendim seninle sanki? Sözlerine dikkat et Sevim. Çocukların yanında böyle konuşman doğru değil. Yoksa kırıcı olacağız. Nankörlük etme. Evet, zengin değiliz. Ama kimseye de muhtaç değiliz. Aç değiliz, çıplak değiliz. Zenginlere özenip de bunca yıllık kocana eleştirme. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin. Yürüye yürüye yoruldum. Hoş geldin baba. Hoş bulduk çocuklar. Anneniz yok mu? Yok. Sevgi'yi de alıp öğleden sonra komşu gezmesine gidecekti. Gelir birazdan. Evet çocuklar, okul nasıl gidiyor? Dersler nasıl bakalım? İyi baba. Benimki de iyi baba. Aferin, okuyun çocuklarım. Okuyun da benim gibi sıradan bir işçi olmayın. Bugün okuyan, tahsil yapan kazanıyor. İnşallah siz de okur, iyi bir iş sahibi olursunuz. Annenizdir galiba. Ben açarım. Sen misin Hatice teyze? Benim oğlum ya. Kızını getirdim. Hadi kızım, gir bakalım içeri. Baba. Gel yavrum, gel gel. İyi ama Sevgi'nin sende ne işi var Hatice teyze? Karın öğlenliğimi bıraktı. Bir yere gideceğim. Çocuk sende kalsın. Bir iki saat sonra alırım demişti. Akşam oldu, hala gelmedi. Ben de mecburen çocuğu getirdim. Kusura bakma Yaşar Efendi. Estağfurullah Hatice teyze. Gel kızım babana, gel bakayım. Babacığım. Sağ ol Hatice teyze, zahmet oldu sana. Karın gelmedi mi daha? Hayır ama birazdan gelir. Hadi iyi geceler Yaşar Efendi. Sana da Hatice teyze. Ne oldu baba? Sevgi gelmiş. İyi ama annem nerede? Bilmiyorum kızım. Öğleyin kardeşini Hatice teyzeye bırakıp bir yere gitmiş. Sakın annemin başına bir iş gelmesin baba. Bu saate kadar çoktan gelirdi. Baba, hava da karardı. Yok canım, yok. Hemen aklınıza öyle kötü şeyler getirmeyin. Birazdan döner. Bir komşuya gitmiştir mutlaka.
Baba, saat 10 oldu. Annem hiç bu saate kadar dışarıda kalmazdı. Abim doğru söylüyor baba. Annemin başına bir iş gelmesin sakın. Ben de endişe etmeye başladım çocuklar. Siz oturun, ben dedenize kadar gidip bakayım. Belki de oradadır. Hayrola Yaşar Efendi. Rahatsız ettim. Sevim soracaktım da eve gelmedi de. Aa, nasıl gelmedi? Saat kaç oldu Yaşar Efendi? Bu saate kadar insanın karısı dışarıda kalır mı hiç? Bugüne kadar hiç bu saatlere kadar dışarıda kalmamıştı. Allah Allah. Nerede olabilir ki bu kadın? Nereye gittiğini çocuklara da söylememiş mi peki? Söylememiş. Gündüz evden çıkmış, Sevgi'yi de bir komşuya bırakmış. Gelmeyince merak ettim, bir de size bakayım sorayım dedim. Belki size uğramıştır diye düşündüm. Yok yok evladım, uğramadı. Bir haftadır hiç görmedim ben kızımı. Allah Allah, Allah Allah. Peki nerede bu kadın? Anneciğim. Canım anneciğim benim. Dur, dur kızım, ağlama. Birazdan gelir annen. Baba, ya anneme bir şey olduysa, ya öldüyse. Ağzından yelensin kızım, korkma, bir şey olmamıştır. Ağlayıp da sinirlerimizi bozma Dilek. Annem ölseydi haberi gelirdi bize. İyi de annemiz nerede peki baba? Bilmiyorum, bilmiyorum oğlum, çıkıp arayacağım. Dilek kızım, hadi ağlamayı bırak da kardeşinle abilerine yemek hazırla. Bak saat kaç oldu, hepinizin karnı acıkmıştır. Erdal, sen de kardeşine yardım et oğlum. Peki baba. Ben de karakola gidip polisten yardım isteyeyim. Belki onlar bulur. Evet. Eşinin adı ne? Sevim komiserim. Evden saat kaçta çıkmış? Öğleye doğru. En küçük kızım 3 yaşındaki Sevgi'yi almış, komşumuz Hatice kadına bırakmış. Giderken de bir yere uğrayacağım. Kızım birkaç saat sende kalsın demiş. Peki bize gelmeden önce akrabalarına, komşularına filan baktın mı? Karın o kişilerde olabilir. Baktım komiserim, baktım. Tanıdık kim varsa sordum ama hiçbirine gitmemiş. Peki herhangi bir erkekle ilişkisi var mıydı? Kusura kalma Yaşar Efendi. Bu yüzden evini terk eden, kocalarından kaçan kadın çok. Bu nedenle sordum. Estağfurullah komiserim. Karım ev kadınıydı. 4 çocuğumun anasıydı. Ailesini bırakıp da başka bir erkeğe kaçan tiplerden değildir. Anlaşıldı. Karının bir resmi var mı? Var komiserim. Gerekir diye yanıma almıştım. Buyurun. Tamam. Bizde kalsın. Gerekli araştırma ve soruşturmayı yaparız. Sen bu arada hastaneleri bir araştır. Belki yaralanmış ya da hastalanmış olabilir. Peki komiserim. Dilek, Sevgi'yi uyuttun mu? Uyuttum Erdal abi. Abi, baksana saat kaç oldu? Babam hala dönmedi. Anneme ne oldu dersin? Bilmiyorum Erol. Geçenlerde tartışıyorlardı. Annem fakirlikten bıktığını söyleyip duruyordu. Abi sakın kaçmasın. Annem bizleri gerçekten terk etmiş olabilir mi? Yok canım, neden terk etsin ki? Madem öyle nerede peki? Baksanıza vakit gece yarısı oldu. Kaçmasaydı ya da başına bir iş gelmemiş olsaydı çoktan bu saate kadar burada olurdu. Dilek doğru söylüyor abi. Ah, geldi galiba. Ben açarım kapıyı. Baba sen misin? Benim oğlum. Kapat kapıyı. Dışarıda hava çok kötü. Siz daha yatmadınız mı çocuklar? Annemden haber almadan nasıl uyuruz ki baba? Annemi bulamadın mı yoksa? Bulamadım kızım. Anneniz hiçbir yerde yok. Annemi nerelerde aradın baba? Her yerde. Dedenlere sordum. Birkaç konu komşuya uğradım. Ama hiçbiri de annenizi görmemiş bugün. Sonra karakola gittim. Karakol merkezi irtibata geçti. Herhangi bir vukuata karışmadığı ve kurban gitmediğini tespit ettiler. Hastaneleri aradım. Orada da kayıtlarına rastlamadım. Yani en azından şimdilik sağ olduğu belli. Evet ama annem nereye gitmiş olabilir ki? Peki ne olacak şimdi? Ne yapacaksın baba? Bilemiyorum çocuklar. Yapabileceğimiz fazla bir şey yok.
Karakola bildirdim. Herhalde onlar da arayıp bulurlar, bize haber verirler. Hadi sizler beklemeyin, yatın artık. Yarın okula gideceksiniz. Ben beklerim. Neyi bekleyeceksin baba? Annenizi. Bence boşuna bekleme baba. Bu saatten sonra gelmez artık. Nereden biliyorsun? Gelse gelirdi. Anlaşılan annem bizi terk etmiş baba. Yok canım, neden terk etsin ki bizi? Hadi bakayım. Beni bırak, sizler varsınız. Hangi anne 4 çocuğunu birden bırakıp da yuvasını terk eder? Geçen gün kavga ediyordunuz ya baba. Annem böyle yaşamaktan bıktığını, fakirlikten usandığını, çekip gideceğini söylüyordu. Aa, senin aklın ermez. Her karı koca arasında tartışma olur. Böyle laflar olur. Ama evini, kocasını, çocuklarını terk etmez. Hadi bakayım. Sen artık yat. Hadi kızım. Peki baba. Erdal, Erol, hadi siz de yatın yavrularım. Yarın okulunuz var. Vakit çok geç oldu. Peki baba. Ya Rabbi. Nereye gider bu kadın? Gecenin 12'si. Bu saate kadar nerede kalır? Kimin yanındadır? 13 yıllık evliyiz. Daha bugüne kadar bir kere olsun hava karardıktan sonra eve gelmedi. Çıldırmak işten değil. Sakın Erdal'ın dediği gibi kaçmasın, bizi terk etmesin. Çocuklar geçen günkü kavgamızı unutmamış. O gün Sevim çekip gitmekten bahsetmişti. Ama yok canım, hayır. O sözü sinirle söylemişti. Hem nereye, kime kaçar ki? Dur bakayım, kaçıp kaçmadığını şimdi anlarım. Aman Allah'ım, elbiseler yok. Gardırop bomboş. Her şeyini almış. Peki ya paralar? Biriktirdiğimiz 3-5 kuruş acaba onlar yerinde duruyor mu? Aman ya Rabbim, olamaz. Paralar yok. Paralar da almış gitmiş. Nüfus kağıdını da almış gitmiş. Ah Sevim, ah, neden yaptın bunu? Bana acımadın hadi. 4 çocuğuna da mı acımadın ha? Ah Sevim. Baba. Uyuyamadım baba. Annem gitmiş değil mi baba? Erdal. Evet. Annem bizi terk etmiş oğlum. İyi ama neden baba? Bilmiyorum Erdal. Bilemiyorum. Belki daha iyi yaşamak için, daha fazla yemek yemek için ya da daha iyi giyinmek için gitti Erdal. Böyle bir annem olduğu için nefret ediyorum ondan. Peki şimdi ne yapacağız? Onsuz yaşamaya alışacağız. Belki biraz zorlanacağız ama yaşayacağız. Bak, benden sonra bu ailenin en büyüğü sensin. 13 yaşındasın. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlayacak çağdasın oğlum. Ben sizleri doyurabilmek için çalışacağım. Senden istediğim, kardeşlerine kol kanat ger. Onlarla ilgilen. İlgilenmesine ilgilenirim de baba, peki Sevgi'yi ne yapacaksın? Ben, Erol ve Dilek okula gidiyoruz. Sen de işe gideceğine göre ona kim bakacak? Merak etme yavrum. Hatice teyzeyle konuşacağım. Sevgi'ye bakmasını rica edeceğim. Tabii para karşılığı. Baba, istersen ben de çalışıp evimize katkıda bulunayım. Ya, olmaz sakın. Sakın böyle bir şey düşünme bile. Sen ve kardeşlerin okuyacaksınız. Hem de sonuna kadar okuyacaksınız. Bunun için her şeyi yapacağım. Görüyorsunuz işte. Cahillik insana her şeyi yaptırıyor. 13 yıllık evlilikten sonra anana bile evi terk ettiriyor. Siz okuyun, tahsil yapın, kültürlü olun ve dünyayı tanıyın. Gerekirse bunun için canımı bile veririm oğlum. Tamam güzelim, tamam bir tanem. Ağlama, şimdi sana bir aspirin veririm. Hiçbir şeyin kalmaz. Tamam bir tanem. Çocuklar, kardeşinize baksanıza. Neden ağlıyor? Sevgi hasta baba. Göğsüm ağrıyor diyor. Ne? Hasta mı? Allah Allah. Peki nesi varmış Dilek? Bilmiyorum baba. Göğsünü tutuyor. Sonra ateşi de var. Aa, evet gerçekten baba. Amma ateşi var ha. Yapmayın çocuklar. Bir bu eksikti. Tam da işe gidecekken. Allah, şimdi ne yapacağız? Sen işe git baba. Ben okula gitmem, kardeşime bakarım. Abim doğru söylüyor. Ya da ben okula gitmeyip bakarım ona. Hayır, olmaz öyle şey. Kimse okuldan geri kalmayacak. Gerekirse işe gitmez, ben bakarım kızıma. O zaman bir doktora götür baba. Çünkü ateşi çok yüksek. Hadi biraz acele edelim, okula geç kalacağız. Ee,
Kızımın nesi var doktor bey? Sokakta mı yatırdınız bu çocuğu? Çok üşütmüş, çok. Hay Allah, peki şimdi ne yapacağız? İyi bakılması lazım, yoksa zatürreye çevirir. İlaç yazacağım, zamanında içireceksiniz. Sonra da iyi besleyeceksiniz. Ciğerleri çok zayıf. Peki doktor bey. Al bakalım, reçeteyi yazdım. İlaçları hemen al ve çocuğa ver. Ateşi çok yüksek. 24 saat içinde düşmezse yine getir. Sağ olun doktor bey. Hadi bakalım, çocuğu üşütmemeye bakın. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Gel kızım, eczaneye gidip ilaçlarını alalım. Evet, hadi iç bakalım şu hapını. Hadi güzel kızım benim, iç de iyileş. Peki babacığım. Ha, aferin sana. Yarına kadar ne öksürüğün kalır ne de ateşin. Üşüyorum ben. Üşüyor musun? Hay Allah, evde de yakacak bir şey yok. Dışarıda da hava giderek bozuyor. Dur, şimdi senin üzerine birkaç battaniye serelim, ısınırsın. Evet, şimdi ısınırsın güzel kızım, tamam mı? Ah, ey Rabbi, sen bize yardımcı ol ne olursun. Kış geldi, daha yakacak bir şey alamadım. Birkaç gün sonra hava daha da bozacak. O zaman ne yapacağım ben? Elde yok, avuçta yok. Üstüne üstlük küçük kızım da hastalandı. İşe de gidemedim. Bakalım yarın fabrikada neler söyleyecekler. Çocuklardan biri geldi galiba. Ah, sen evde misin baba? Kardeşini doktora götürdüm ya Dilek. Az önce geldim. Sevginin nesi varmış baba? Kızım çok üşütmüş. Doktor iyi bakmazsanız zatürreye çevirir dedi. Aa, güzelim benim. Ne yapıyor şimdi? İçeride uyuyor. Ah, abilerim de geldi işte. Aa baba, burada mısın? Sen işe gitmedin mi baba? Gitmedim oğlum. Sevgi'yi hasta hasta Hatice teyzeye bırakmaya kıyamadım. Şimdi nasıl baba? İyi, fena değil, uyuyor. Ateşi de biraz düştü. Neyse, siz gelmeden ben yemek pişirdim. Dilek kızım, sen sofrayı hazırla da yiyin. Peki babacığım. Sen yemeyecek misin baba? Benim canım istemiyor. Yaşar Efendi, neden dün işe gelmedin? Kusura bakma ustam. Biliyorsun, karım kaçtığından beri çocuklara aynı zamanda analık da yapıyorum. Dün küçük kızım da çok ateşlendi. Doktora götürmek zorunda kaldım. İyi de kardeşim, personel müdüründen senin yüzünden fırça yedim. Adam haklı da doğru dürüst işine gelmiyorsun. Haklısın ustam da, durumum malum. Allah kimsenin başına vermesin. Hasta hasta 3 yaşındaki bir yavruyu ellere bırakamazdım ki. Vallahi sen de haklısın ama benim yapabileceğim bir şey yok. Personel müdürü senin için gelir gelmez bana uğrasın demişti. Peki ustam, şimdi uğrarım. Gel. Beni emretmişsiniz müdürüm. Geldin demek. Bak Yaşar Efendi, burası bir iş yeri. Burada üretim yaptığımız için patron size para veriyor. Biliyorum müdürüm. Biliyorsun ama buna rağmen de işe gelmiyorsun. Olmuyor Yaşar Efendi, olmuyor. Bu bir değil, iki değil. Daha önce de kaç kere işe hep geç geldin. Haklısınız müdürüm ama durumum ortada. Karım bizi terk ettiğinden beri zor durumdayım. 4 çocuğum var, 3'ü okuyor. En küçüğü 3 yaşında. O da dün ateşlenmişti. Çaresiz doktora götürdüm. Kusura bakmayın. Vallahi kusura bakma demek de olmuyor Yaşar Efendi. Biraz çeki düzen ver kendine. Karın kaçtı diye, sen çocuklarına bakacaksın diye bu fabrika seni boşuna beslemez. Bak, burası hayır evi değil. İşine zamanında gelip gitmeye bak. Efendim çocuklar işte... İki de bir çocukları bahane etme Yaşar Efendi. Senin gibileri anlamıyorum zaten. Hem kendinizi zor geçindiriyorsunuz, hem de sürüyle çocuk yapıyorsunuz canım. Neyse, son defa ikaz ediyorum seni Yaşar Efendi. Bir daha işe gelmemezlik edersen ya da geç gelirsen atarım seni işten, bunu bilmiş ol. Peki müdürüm, peki. Bir daha gelmemezlik yapmayacağım. İnşallah. Hadi bakalım.
İşinin başına dönebilirsin artık. Müdürüm. Ne var? Dün kızım hastalandığında bütün paramı doktora, ilaçlara verdim. Acaba biraz avans verebilir misiniz? Ne avansı kardeşim? Hem işe gelme, geç gel, bir de üstüne avans iste. Avans mavans yok. Ay başına 3-5 gün kaldı zaten, idare et. Tamam da hiç param kalmadı müdürüm. 1000 lira deseniz bile yok. Yoksa yok. Ben bir şey yapamam. Ayrıca gelmediğin günleri de geç geldiğin günlerin yevmiyesini de keseceğim aylıktan bilmiş ol. Peki efendim. Nasıl isterseniz. Selamun aleyküm Bekir abi. Vay aleyküm selam Yaşar. Gel bakalım ne var ne yok. Epeydir görünmüyordun. Sorma Bekir abi sorma. Biliyorsun hanım kaçtığından beri çocuklara ben bakıyorum. Bu yüzden de dışarıya pek çıkamıyorum. Haklısın haklısın. Hala karından bir haber yok değil mi? Yok abi yok, giden gitti. Neredeyse 1 yıl oldu. Belli ki bizi terk etmiş. Sen nasılsın, ne yapıyorsun Yaşar kardeş? Ne yapayım, çoluğu çocuğu geçindirmeye çalışıyorum abi. Cumartesi pazar mal gelecek mi diye sormaya geldim. Eğer gelecekse hamallık yapmak istiyorum. Ya vallahi dün uğrasaydın gel derdim. Hamalları tuttum be Yaşar. Öyle mi? Sağlık olsun. Ne yapalım abi? Hayrola, para sıkıntın mı var yoksa? Küçük kız hastalandı da sonra ilaçlar falan, biraz zor durumda kaldım. Vah vah vah, üzüldüm be Yaşar kardeş. Bana bak, sen yine arada sırada uğra bakarsın, bir iş çıkar ha. Olur, uğrarım Bekir abi. Hı. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Buyurun beyim, ne istemiştiniz? Şu alyansımı satacaktım da. Sizin mi? Elbette benim. İşine bakın, eşimin adı yazar. Peki peki. Tartalım bakalım ne kadar geliyor. Evet, 7 lira. 5 milyon lira, tamam mı? Tamam. Doktor Sevgi'ye iyi bakın, bol gıda verin, iyi besleyin dedi. Dedi de adam bizim fukara olduğumuzu bilmiyor ki. Ne zamandır çorbaya, fasulyeye talim ettiğimizi de bilmiyorum. Neyse, Allah'tan alyansımı satmayı akıl ettim. Hem zaten alyansın ne önemi kaldı ki? Kaçtıktan sonra karım. Alyansın parasıyla hemen Sevgi için yiyecek bir şeyler alayım. Zavallılar çorba içmekten canları çıktı. Biraz et, süt, sucuk alayım. Tereyağı, bal alayım. Babam geldi galiba. Havaya bak. Hoş geldin baba, gir içeri. Hoş bulduk oğlum. Al şu elimdekilerini. Dondum, vallahi dondum. Hava amma da bozdu. Dışarısı buz gibi. Kapıyı kapat oğlum. Sevgi nasıl? Ateşi var mı? Öksürüyor mu? İyi iyi, içeride uyuyor. Direkt okul dönüşü Hatice teyzeden alıp eve getirmiş. İyi yapmış. İnşallah kardeşini battaniyeye sarmayı akıl etmiştir. Öyle yapmış. Dilek'le Erol neredeler? Dilek de Sevgi'yle birlikte uyuyor. Erol da öbür odada ders çalışıyor. Aferin, aferin, çalışsınlar. Baba, havalar iyice soğudu. Artık sobayı yakmamız lazım. Yoksa Sevgi'nin hastalığı yeniden yükselebilir. Haklısın oğlum, haklısın. Yalnız Sevgi değil, hepimiz hasta oluruz. Yalnız sobayı yakmasına yakalım da hiç yakacağımız yok ki. Yok mu? Odun kömür falan almadık mı baba? Hayır, alamadım. Annenin kaçışı, sonra kardeşinin hastalığı, doktor, ilaç masrafları bütçemizi iyice sarstı. Ama bir şeyler yapmalıyız. Kış bastırdı baba. Böyle giderse soğuktan hepimiz yataklara düşeriz. Tabii tabii, merak etme oğlum. Mutlaka bir şeyler yaparız. Bak aklıma ne geldi. Şu içeriki odada kullanılmayan eski ahşap bir divan vardı ya. Hani kullanmadığımız. Evet. Hadi onu dışarı çıkartıp bir güzel kıralım. Sobada çıtır çıtır yanar. Hiç olmazsa bir iki akşam idare eder bizi. Peki ya sonra baba? Sonrası Allah kerim. Yarın fabrikadan avans isterim. Alırsam hemen odun kömür alırız.
Ha, acıktınız çocuklar? Hem de çok. Senin gelmeni bekliyorduk. İyi gel. Hadi seni de sofrayı kuralım. Bu akşam sizlere ziyafet çekeceğim. Neler aldım neler bir bilsen. Tavuk var, et var, sucuk var. İyi ama bütün bunları hangi parayla aldın baba? Aldım işte canım. Doktor Sevgi'nin iyi beslenmesini şart koşmuştu bana. Affedersiniz müdürüm. Ne var Yaşar Efendi yine? Biraz avans rica edecektim. Kış bastırdı. Daha yakacak alamadım. Çoluk çocuk soğukta yatıp kalkıyoruz. Kusura bakma Yaşar Efendi. Sana avans mamans veremem. Neden efendim? Karın kaçtığında istemiştim, verdik. Daha o verdiğimizi geri alamadık. Bak, burası imarethane değil. Aldığın avansı ödemeden yenisini veremeyiz. Haklısınız ama çoluk çocuk soğukta hasta olacağız. Veremem dedim ya Yaşar Efendi. Allah Allah, bıktım senden yahu. Şu koca fabrikada senden başka avans isteyen yok. Aldığın maaşla geçinmeye bak kardeşim. Hem işine doğru dürüst gelmezsin hem de zırt pırt avans istersin. Hadi çek git başımdan canım. Ne olacak bizim halimiz? Ne karnımızı doğru dürüst doyurabiliyoruz, ne de evimizde yakacak var. Böyle giderse ailece hasta olacağız. Evin içi amma da soğuk. Dün gece kırdığımız şu tahta divandan kalan parçaları sobaya tutuşturayım da. Sonra da gidip Sevgi'yi Hatice teyzeden alayım bari. Kızcağız soğuk odaya gelmesin. Geliyorum. Merhaba Yaşar Efendi. Buyur Hatice teyze. Sevgi de getirmişsin. Niye zahmet ettin? Ben de şimdi gelip alacaktım. Önce bir sobayı yakayım demiştim. Gelin, dışarısı çok kötü değil mi? Aman kızcağızı üşütmemeye bak Yaşar Efendi. Daha iyileşemedi. Of, eviniz de bayağı soğukmuş. İşten yeni geldim de tam sobayı tutuşturacaktım. Sen kapıyı çaldın. Şimdi yakarım sobayı. Bak sen de öksürüyorsun. Kendine dikkat et. Bu soğukta evde sen de hastalanırsın sonra. Şimdi sobayı yakınca ısınırız. Yaşar Efendi. Sana kötü bir haberim var. Hayrola Hatice teyze. Yarın sabah köye gidiyorum. Sahi mi? Eyvah. Desene yandık. Ne yapacağım şimdi? Sevgi'yi kime bırakacağım ben? Peki ne zaman döneceksin? Dönmeyeceğim. Temelli gidiyorum oğlum. Ya. Köye geri yerleşeceğim. Öyle mi? Ne yapalım? Hayırlı olsun. Desene. Sevgi'ye iyi bak oğlum. Bünyesi çok zayıf. Soğukta kalıp da üşütme kızını sonra. Merak etme Hatice teyze. Elimden geleni yapacağım. Hakkını helal et Yaşar Efendi. Helal olsun Hatice teyze. Esas sen bize hakkını helal et. Kızıma az bakmadın. Allah senden razı olsun. Helal olsun oğlum. Hadi kalın sağlıcakla. Sen de kendine dikkat et ha. Çok kötü öksürüyorsun. Olur, ilaç alırım. Gel bakalım güzel kızım benim. Üşüyorum, çok soğuk burası. Şimdi sobayı yakar ısıtırım seni. Ama önce seni bir battaniyeye iyice sarayım. Sen şurada dur bakayım. Oh, evin içi iyice ısındı. Bugünü de kurtardık. İyi ama yarın ne yapacağım? Ne yakacağım sobada yarın? Fabrikada avans da vermedi bana. Ey ya Rabbim, sen yardım et bize. Ne olur. 4 çocuk sobada yakacak bir şeyler bulamazsam bunlar hasta olurlar. Şuraya bak zavallılar. Üşümemek için koyun koyun yattılar. Ah Selim, ah.
kaçtın ama pir kaçtın. Ailemizi dağılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktım. Neden? Neden kaçtın peki? Ya Rabbi, sen ailenin birliğini, dirliğini muhafaza eyle ya Rabbi. Baba. Ha? Dilek, sen uyumadın mı kızım? Uyuyamadım baba. Erdal abimi merak ettim. Hala gelmedi mi eve? Hayır, gelmedi kızım. Hadi. Sen uyu, merak etme. Erdal koca adam. Birazdan gelir canım. Biliyor musun baba? Annem bizi terk ettiğinden beri abim eve hep geç geliyor. Tamam. Tamam, ben konuşurum onunla. Hadi yavrum, sen yat bakayım. Hadi. Peki baba. Sen çok kötü öksürüyorsun. Sevgine şurubundan içsene. Oh, oh Allah'ım. Nedir bu çilemiz? Ben erkek halimle bunları nasıl büyütüp eğiteceğim? Daha şimdiden büyük oğlum eve geç gelmeye başladı. Kim bilir, kim bilir dışarıda bu saatlere kadar ne yapıyor? Lanet olası öksürükte bir türlü geçmek bilmiyor. İşte, işte geldi, geldi. Baba, sen uyumadın mı da? Yok yok, seni bekledim oğlum. Nerede kaldın? Şey, arkadaşlarla buluştuk. Gidelim bu saatine kadar dışarıda kalınır mı oğlum? Ben büyüdüm artık baba, beni merak etme. Ama sen öğrencisin, yarın okula gideceksin. Bu saate kadar dışarıda kalacağına ders çalışsaydın daha iyiydi değil mi? Yarın önemli bir dersim yok. Ev amma sıcak ha. Baba, yoksa yakacak mı aldın? Yok, hayır hayır. Fabrikadan avans alamadım. Dün kırdığımız tahta divandan kalan parçaları yaktım. Onlar da bitti. Birkaç saat sonra ev buz gibi olur. Sana söyledim baba. Bir tek senin maaşınla geçinmek zor. İzin ver okulu bırakıp ben de çalışayım. Evimize benim de faydam dokunsun. Olmaz öyle şey. Olmaz. Bak, geçen gün Sevgi hastalandı. Yarın kim bilir kim hastalanacak. Kış bastırdı. Daha sen yakacak bile alamadın. Gel beni dinle de okulu bırakayım baba. Olmaz. Olmaz. Sen okuyacaksın. Madem sizin doğmanıza sebep oldum, sizleri geçindirmek benim boynumun borcu. Bir yerden buluşturur, odun kömür alırım. Esas mesele başka. Sevgiyi, Sevgiyi ne yapacağız? Sevgiyi mi? Sevgiye ne oldu ki baba? Hacca teyze artık Sevgi'ye bakamayacak. İyi de neden? Köyüne yerleşiyormuş da ondan. Anlayacağın en önemli mesele Sevgi şimdi. Siz okula, ben işe giderken ona... Ona kim bakacak? Hayda, bu ne hal Yaşar Efendi? Çocuğu niye getirdin buraya? Sorma, sorma ustam. Bakıcısı kadın köyüne gitti. Kızım başıma kaldı. Bırakacak yerim yoktu. Anladık da buradan mı bakacaksın kızına Yaşar Efendi? Şimdilik ustam, şimdilik. Olmaz öyle şey. Personel müdürü görürse sen de ben de yanarız arkadaş. Biliyorsun adam en ufak bir şeye sinirleniyor. Birkaç gününe be ustam. Bakacak birini buluncaya kadar yemekhanede kadınlara rica etsem bugünlük bakmazlar mı acaba? Ha? Burası yuva mı kardeşim? Yemekhanedeki kadınların yapacak sürüyle işleri var. İyi de ne yapayım ustam? Allah aşkına biraz anlayış göster. Parmak kadar çocuk evde tek başına aç bir ilaç kalmaz ki. Söyle ne yapayım? Atayım mı, satayım mı? Bir iki çocuk yuvasıyla görüştüm. Dünyanın parasını istiyorlar. Yine mahalleden fukara birini bulup 3-5 kuruş karşılığında baktıracağım. Ama had elinde bulunmuyor ki bunlar. Tamam tamam ama bak, bir günlük. Bir daha getireyim deme. Sağ ol usta. Sağ ol. Götür benim odaya bırak. Allah razı olsun. Sağ ol ustacığım. Çok kötü öksürüyorsun. Doktora bir görün. Ustacığım daha kötüydü, biraz azalmaya başladı. Yaşar Efendi. Buyur usta. Ya kardeşim, inadına mı yapıyorsun sen?
Dün sana bir daha fabrikaya çocuk getirme demedim mi? Dedin de ustam ama... Bugün niye getirdin öyleyse? Allah Allah, sen ne laftan anlamaz adamsın mı kardeşim? Bırakacak kimse bulamadım ustam. söyle ne yapayım? Ben ne söyleyeceğim kardeşim? Git derdini personel müdürüne anlat. Senin yüzünden laf işitmek zorunda değilim ben. Tamam usta, tamam. Gider konuşurum müdür beyle. Gel yavrum, gel. Nereye babacığım? Benim müdürüme. Gir. Affedersiniz müdürüm. Ne var Yaşar efendi? Yine mi kızını getirdin bana? Kusura bakmayın müdür bey. Bakacak kimse bulamadım. Evde de yalnız bırakamadım. Değil mi? Peki peki. Ne istiyorsun? Birkaç gün izin istiyorum müdürüm. Bu zaman zarfında kızıma bir yuva bulurum mutlaka. Ne izni kardeşim? Bıktım senden ya. Ne problemli adam mısın kardeşim? Bir gün gelir izin istersin. Ertesi günü gelir avans istersin. Senin gibi işçi görmedim. İzin yok kardeşim. Peki peki. Ne yapacağım müdürüm söyleyin. Kızımı evde bırakamam. Buraya getiremem. Söyler misiniz ben? Ben ne yapacağım? Tamam tamam anladık. Karın kaçtı. Çocukların başına kaldı. Kolay şey değil. Ama burası da bir iş yeri Yaşar efendi. Patron sana verdiği maaşın karşılığını istemekle haklı. Ben haksızsın demiyorum ki müdürüm. Sen de haklısın. Ama bu fabrikanın sahibi de haklı. Kusura bakma Yaşar efendi. Bu yüzden izin veremem. Ama istersen çıkışını yaparım. 3-5 kuruş tazminat da alırsın. Çıkışımı mı vereceksiniz? Yani işten ayrılmamı mı istiyorsunuz? Başka çarem var mı? Yok yok. Baksana şu parmak kadar çocuk. Buraya fabrikaya getirmekle bu işe çözüm bulunur mu hiç? İyi de müdürüm, işsiz kalırsam sonra kim doyurur çocuklarımı? Bundan başka 3 çocuğum daha var. Onlar okuyor. Masrafları kim karşılar? Sonra müdürüm. Evet ama işe böyle düzensiz gidip gelirsen işveren zabıt tutup tazminat vermeden atar seni buradan. Ama durumun ortada, ayrılmak istersen 3 maaş tazminat alırsın. Hem o parayla evinin ihtiyaçlarını giderirsin, hem de kızına bakacak biri bulduğunda tekrar iş arar, bulur çalışırsın. Hı? Kusura bakma, elimden başka bir şey gelmiyor. Peki işten ayrılmak istersem kaç maaş tazminat vereceksiniz? 3 maaş. Bak az para değil. Zaten paraca sıkıntıdayım deyip duruyorsun. Yakacak alamadım diyordun geçen gün. Baksana günlerdir öksürüp duruyorsun. Hiç olmazsa adam gibi kendini muayene de ettirirsin ha? Evet. Evet sıkıntıdayım. Kızım daha iyileşemedi. Kış bastırdı. Yakacak bir tek odun kömür yok. Peki. Peki müdür bey. Ayrılayım işten. Tamam. Bir dakika. Ben muhasebe müdürüne bir telefon edeyim şimdi. Sabri bey. Makine ustası Yaşar Efendi'nin çıkışını yapın. Evet. Evet. 3 maaş tazminat verin. Tamam. Elinden de kendi isteğiyle ayrıldığına dair bir dilekçe alın. Tamam Yaşar Efendi. Şimdi muhasebeye in, tazminatını al. Oh be, içimiz iyice ısındı. Öksürüğüm de çok şükür azaldı. Sen de ısındın mı güzel kızım? Isındım. Siz mi geldiniz çocuklar? Aa, babam evdeymiş. Aa, baba, senin bu saatte evde ne işin var? Aa, işe gitmedi mi yoksa baba? Ah, ev ne güzel ısınmış. Dışarısı öyle soğuk ki iliklerime kadar dondu. Baba, kömür mü aldın? Evet, artık bütün kış istediğimiz kadar sobayı yakacağız oğlum. İnanamıyorum. Çocuklar bir dakika bir dakika, dinleyin. Ben işten ayrıldım. Ne? Neden baba? Öyle gerekti. Kardeşinize bakacak kimse bulamadım. Fabrikaya götürmeme de izin vermediler. Çaresiz ayrılmak zorunda kaldım. Ya ama ne yiyip ne içeceğiz baba?
Endişe etmeyin. 3 maaş tazminat verdiler ayrılırken. O paranın bir kısmıyla kömür aldım. Hem endişe etmeyin, kardeşinize bakacak birini bulur bulmaz hemen yeni bir şey arayacağım. İş bulmak kolay mı baba? Ya bulamazsın? Aa, bulurum bulurum bulurum, siz düşünmeyin. Siz derslerinizi düşünün. Baba. Ne var Dilek? Sevginin çok ateşi var baba. Ha? Sanki alev alev yanıyor. Hay Allah. 2 gündür fabrikaya getire götüre üşüttüm galiba çocuğu. Ne yapacağız peki, doktora götürelim mi baba? Hayır, hele bir geceyi atlatalım. Dilek kızım, sirkeli su yap. Tülbenti de içine batırdıktan sonra kardeşinin alnına koy. Ateşini düşürür biraz. Ay, eğer ateşi düşmezse nasıl olsa evdeyim. Yarın sabah doktora götürürüm. Doktora gitmişken sen de bir kendine baktır. Ne zamandır kötü kötü öksürüyorsun baba? Oğlum, ben bir eczacıya sordum, ilaç verdi. Onunla biraz azaldı öksürüğüm. Sen benimkini boş ver canım, önemli değil. Üşütmüşüm ben. Kızımın nesi var doktor bey? Nesi olacak üşütmüş gene? Geçen sefer o kadar da söyledim sana, dikkat et çocuğu, üşütmeyin dedim. Ev biraz soğuktu da daha dün kömür alabildim. Neyse, o kadar da önemli değil. Şu ilaçları al, sabah öğle akşam ver kızına, bir şeyi kalmaz. Ay, yine başladı öksürük. Peki doktor bey, olur. Dur bakayım. Senin neyin var? Çok kötü öksürüyorsun Yaşar Efendi. Aa, benimkinin geç bir kalem doktor bey. Üşütmüşümdür, ondandır. Dur. Gelmişken seni de muayene edelim. Soyun bakalım. Önemli değil dedim ya. Önemli. Soyun dedim. Bir ciğerlerini bir dinleyeyim. Peki. Çıkart şu kazanı. Tamam, sırtını dön bakayım bana. Bir dakika nefesini tut. Evet, tamam. Tamam. Üşütmüş müyüm? Önce bir akciğer filmi çektir de neyin olup olmadığını o zaman söylerim sana. Akciğer filmi mi? Evet. Al şu kağıdı, git acil bir röntgen çektir. Filmi de getir bana. Röntgenciye söyle kurumasını beklemesin. Islak ıslak gönderebilir. Peki doktor bey. Evet, tahmin ettiğim gibi. Ne oldu, neyin varmış doktor bey? Ciğerlerin çok kötü Yaşar Efendi. Ha? Sahi mi doktor bey? Evet, hastalığın tüberküloz. Ne? Hem de ilerlemiş bir vaziyette. Tüberküloz? Neden daha önce muayeneye gelmedin be kardeşim? Doktor bey, tüberküloz ne demek? Türkçesi verem. Ne? Verem, hastalığın verem. Ben veren miyim? Ama bir bu eksikti Allah'ım. Mutlaka yatıp tedavi olman gerekiyor. İyi beslenmelisin, dinlenmelisin. Ayrıca ilaçlarını zamanında ve düzenli almalısın. En önemlisi de bu hastalık biliyorsun bulaşıcıdır Yaşar Efendi. Bulaşıcı mı? Peki ya şimdi çocuklara? Evet, sen her öksürmende evin içine ve çevrene mikrop saçıyorsun. Aman Allah'ım. 4 çocuğum var diyorsun. Allah korusun, ama tedavi olmazsan bu hastalığı o zavallılara da bulaştırırsın. Deme doktor bey, deme. Yani şimdi benim hastalığım çocuklarıma geçer mi diyorsunuz? Evet, bu yüzden mutlaka bir sanatoryuma yatıp tedavi olman gerekiyor. İyi ama doktor, ben çocuklarımın hem anası hem de babasıyım. Onları yalnız bırakıp nasıl hastaneye yatarım? Evde yatıp da çocuklarına bu hastalığı bulaştırmak daha mı iyi yani? Cahillik etme de aklını başına topla Yaşar Efendi. Tehlikeli bir dönemdesin. Mutlaka tedavi olmalısın. Her gün yumurta, süt, etle besleneceksin. İyi ama doktor bey, o dediğin tedaviyi nasıl olurum ben? Ne gücüm yeter, ne de param. Bu çok masraflı bir şey. Çalıştığın yerden vizite kağıdı al, devlet tedavini bedava yaptırır. Ah, ben artık çalışmıyorum ki. Yine de ne yap, et tedavi ol arkadaş. Bu hastalığın şakası yoktur. Tedavi olmazsan ölürsün. Şimdi yazacağım ilaçları vakit geçirmeden al ve hemen kullanmaya başla. Buyurun. Şu reçetedeki ilaçlar. Verin bakayım. Yok, hemen alamayacağım. Önce ne kadar tutuyor söyler misiniz? Bakayım.
Evet. 4,5 milyon. Ne? Bu çok 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 para. Vereyim mi ilaçları? Yok kalsın beyefendi. Yani şimdi bu ilaçlara verecek para yok üzerinde. Gel kızım. Bu parayla et, sebze alır, çoluk çocuğumun karnını doyururum. Fabrikadan aldığım tazminatı böyle kendi ilaçlarım için harcarsam evlatlarımın ihtiyaçlarını nasıl karşılarım sonra? Zaten yaşamışım, yaşayacağım kadar. Baba. Efendim kızım. Gofret alır mısın bana? Tabii alırım güzel kızım. Yeter ki sen iste. Şimdi ne yapacağım ya Rabbim? Tedavi olmaya kalksam evlatlarım sahipsiz kalacak. Dileğe, sevgiye kim bakacak? Oğlanlar büyüyor. Ergenlik çağında. Delilik yapmalarından korkuyorum. İyi ama. Ya tedavi olmazsam? Bu sefer de bu illet hastalığı yavrularıma bulaştıracağım. Ne olur. Ne olur sen bana yardım et büyük Allah'ım. Sonra tedavi olmak istesem masraflarımı kim karşılayacak? İnsanı bu memlekette bedava tedavi etmezler ki. Baba, babacığım iyi misin? Baba, baba. Yok, yaklaşmayın. Yanıma yaklaşmayın. Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Muayene olmadın mı baba? Canım üşütmüş olduğum öksümemden belli. Neden muayene olup da bir de kendim için masraf edeyim? Hem siz beni bırakıp sofrayı kurun. Akşam oldu acıkmışsınızdır. Ben sofrayı kurarım. Ben de yardım edeyim. Dilek kızım benim tabağımı kaşığımı çatalımı da sizinkilerle karıştırma olur mu? Peki baba. Neden tabağını bardağına ayırdın baba? Şey yavrum hastalığımı size bulaştırmak istemiyorum oğlum. Yani üşütmüşüm grip size geçmesin istiyorum. Hadi beyler. Selamun aleyküm Bekir abi. Oo Yaşar kardeş buyur gel gel. Nasılsın Bekir abi? Ben iyiyim de sen hastasın galiba ya. Çok kötü öksürüyorsun baksana. Grip olmuşum abi. Aha. Ya hayrola işe gitmedin mi sen? Bu saatte işte olman gerekirdi. İşi gücü bıraktım abi. Allah neden? Öyle gerekiyordu. Küçük kız hastalanmıştı onu doktora götürdüm. Sonra bakacak kimse de bulamadım. Çaresiz işten ayrıldım. Hay Allah üzüldüm ya. Peki şimdi ne yapıyorsun? Bilmiyorum Bekir abi bilmiyorum iş arıyorum. Yüklenecek, boşaltılacak kamyon varsa hamallık yapayım bari. Yapmasına yap da yarın gel. Afyon'dan 3 kamyon mal gelecek. Sabahleyin erken gel de boşaltmaya yardım et. Sağ ol Bekir abi sağ ol. Yaşar sen bir doktora göster kendini be. Çok kötü öksürüyorsun. Geçer canım geçer. Grip oldum dedim ya. Dilek sen bugün okula gitme de Sevgi'ye bak kızım. Neden baba? Abilerin gitsin. Sen de evde kalıp Sevgi'ye bak. Sen ne yapacaksın baba? Hale mal gelecekmiş. Kamyondan mal indireceğim. Aman kardeşine iyi bak kızım. Akşama gelirken yiyecek getiririm ben. Hadi bakayım ambarların başına gidin. Tamam Bekir abi. Kamyonları boşalttık. Sağ ol sağ ol. Al bakalım Yaşar efendi. Bu senin hakkın, bereketin. Sağ ol Bekir abi. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Yüklenecek, indirecek başka kamyon var mı? Yarın gene geleyim mi? Ha yok yok, yarın gelme. Haftaya cumartesi pazar gel. Yine mal gelecek. Olur abi. Hadi eyvallah. Güle güle. Ben de balık haline uğrayıp biraz balık alayım. Ne zamandır çocuklar çorba patatesten başka bir şey yemiyordu? Thank you.
Bakıyorum da bugün okulu açmışsın Erdal. Canım gitmek istemedi be Ali. Bana kalsa okulu hepten bırakacağım ya. Babamın zoruyla gidiyorum. Okuyup da ne yapacağım? Eğer bu memlekette zengin değilsen ya da arkan yoksa okusan ne olur, okumasan ne olur. Ben çalışıp babama yardım etmek istiyorum. Ama o da ille de okuyacaksın diye tutturuyor. Cebinde para olmadıktan sonra okusan ne olur, okumasan ne olur? Ha şunu bileydin. Sonunda lafımıza geldin. Yak bakalım bir sigara. Eyvallah. Okulum okulu boş ver be Erdal. Gel aramıza katıl. Zengin ol. Para sahibi ol. Sonra da ne yaparsan yap. Peki nasıl zengin olacağım? Yasa dışı her şeyi yaparak. Yasa dışı mı? İyi ama sonunda hapse girmek var. Sanki şimdi özgürsün de bunun ne faydasını görüyorsun? Böyle yaşayarak da hapiste değil misin sanki? Fakirsen, cebinde paran yoksa, hor görülüyorsan, istediğini yapamıyorsan, özgür olsan ne olur, olmasan ne olur? Zengin olmak istiyorsan, rahat yaşamak istiyorsan, riske girmek zorundasın Erdal. Yasa dışı işlerin sonunda hapse girmek kadar zengin olmak da var. Haklısınız çocuklar. Her şeyin başı sonu para. Anam neden kaçtı? Neden terk etti bizleri? Yoksulluğa, fukaralığa dayanamadığı için. Ben zengin olmak istiyorum. Cebimde bol paralar olsun istiyorum. İstediğim her şeyi almak istiyorum. O halde katıl bizlere Erdal. Katıl ve hayatını yaşa. Baba, karnın acıktıysa getirdiğim balıkları kızartın. Aa, ben acıktım. Acele etmeyin çocuklar, acele etmeyin. Erdal gelmedi daha. Gelinceye birlikte yeriz. O da nerede kaldı? Bu sabah erken mi çıktı evden bilemiyorum. Şimdiye kadar çoktan evde olması gerekirdi. Karnım acıktı. Tamam kızım, tamam. Abiniz şimdi gelir. Saat 8 oldu baba. Abim her akşam 6'da eve gelirdi baba. Allah Allah. Başına bir iş gelmesin bu çocuğun. Dilek kızım, sen balıkları kızart kardeşinle ye. Ben de Erdal abinizi bir arayayım. Peki baba. Abimi nerede arayacaksın baba? Bilemem ki kızım. Hele bir okula gidip soruşturma yapayım. Bu saatte okulda kapıcıdan başka kimseyi bulamazsın. Peki ne yapayım öyleyse? Burada oturup elimiz kolumuz bağlı duramayız ya. En iyisi abimin öğretmenine sor, o bilir. Erol abim doğru söylüyor baba. Öğretmenin evi hemen okulun yanındaki sokakta. Hatırladım. Adı neydi ocağınımın? Sevinç öğretmen. Affedersiniz hocanım, sizi bu saatte rahatsız ettim ama ben Erdal'ın babasıyım. Ha, evet, hatırladım sizi. Adınız Yaşar'dı değil mi? Evet hocanım. Buyurun, ne istemiştiniz Yaşar efendi? Erdal bu saat oldu, daha eve dönmedi de acaba sizin bir bilginiz var mı diye sormaya geldim. İyi ama Erdal bugün okula hiç gelmedi ki. Ne, gelmedi mi? Anlayamadım ama sabah çıkarken okula diye çıkmıştı evden. Bakın belki sizi şaşırtacağım ama Erdal aşağı yukarı bir haftadır okula gelmiyor Yaşar efendi. Ne? Ama benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Okula gitmemezlik yapmaz. Yanılmış olmayasınız hocanım. Ah, ben onlara analarının yokluğunu hissettirmek için neler çektim. Sırf onlar okusun, büyük adam olsun diye. Bizler gibi cahil olmasın istedim. Şimdi siz Erdal'ın okula gelmediğini söylüyorsunuz bana. Maalesef öyle Yaşar efendi. Hatta geçen hafta kendine babanı çağır, onunla konuşmak istiyorum dedim. Ama anladığım kadarıyla size bir şey söylememiş. Hayır, söylemedi. Eğer haberim olsaydı böyle olmazdı. Okuldan bir daha kaçmazdı. Ben... Yaşar efendi, iyi misiniz? İyiyim. Hocam, şimdi ben ne yapacağım? Oğlumu nerede arayacağım? Siz Erdal'ın okul dışından kimselerle arkadaşlık yaptığını biliyor musunuz hocam? Hayır, bilmiyorum. Ay Allah, ben ne yapacağım şimdi? Oğlumu nerede arayacağım? Bakın en iyisi karakola başvurun. Polisler bulur Yaşar efendi. Böyle sokak sokak dolaşarak oğlunuzu bulamazsınız. Doğru. Haklısınız hocam. Siz de bu saatte benim tarafımdan rahatsız edildiniz. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Pekala. Oğlunun adı ne Yaşar efendi? Erdal Özgen komiserim.
Evet. Ne oldu anlat bakalım. bu sabah okula diye çıktı evden, bir daha geri dönmedi. Arkadaşlarına falan gitmiş. Onlar da kalmasın, sordun mu? Öğretmenine sordum. Yakın arkadaşlık ettiği kimse yokmuş efendim. Ayrıca bir haftadır da okula gitmiyormuş. Peki senin bundan haberin yok muydu? Yok, nereden olsun ki komiserim. Biliyorsun karım kaçtığından beri çocuklara hem analık hem de babalık yapıyorum. Hangi birinin peşine düşeyim ki? Ne olur, ne olur oğlumu bul komiserim. Daha 16 yaşında. Başında kavak yerleri esiyor. Bir delilik yapmasından korkuyorum. Karımdan sonra oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Tamam tamam, endişe etme. Elimden geleni yapacağım. Otur şöyle de ifadeni alalım. Babam geldi. İnşallah abimi bulmuştur. Siz daha yatmadınız mı? Abimi buldun mu baba? Hayır, maalesef çocuklar, en ufak bir ize bile rastlamadım. Abimin öğretmenini buldun mu baba? Buldum. Bugün okula hiç gitmemiş. İşin kötüsü bir haftadır da gitmiyormuş zaten. Abine size bundan bahsetmiş miydi hiç? Hayır baba, biz onu okula gidiyor biliyorduk. Ah, gitmiyormuş, gitmiyormuş. Kim bilir nereye, kimlere takılıyor. Aman Allah'ım, ben sizleri iyi yetiştirmek için, okumanız için nelere katlandım, nelere. Ama neden yaptı? Neden yaptı bunu Erdal? Yoksa o da anneniz gibi yaşadığımız bu fakir hayata artık tahammül edemedi mi? Ah Allah'ım, ah, nedir başıma gelenler? Baba, biz karnımızı doyurduk. Sana da balık kızartayım mı? Yok yok yok, yemem. Bu durumda lokma bile geçmez boğazımdan. Erol, abinin okul dışından kimlerle arkadaşlık ettiğini biliyor musun oğlum? Bilmiyorum baba. Ben de bilmiyorum baba. Delirmek işten değil. Daha dün baba izin verdi, ben de çalışayım, eve kardeşlerine bakayım diyordu. Böyle müşfik biri nasıl olur da okula gitmez, sonra da evden kaçar, anlamakta güçlük çekiyorum. Neyse, vakit geç oldu. Yatın uyuyun evlatlarım. Yarın sabah okula gideceksiniz. Demek öyle ha Yaşar Efendi. Evet Bekir abi. Karımdan sonra şimdi de büyük oğlum kaçtı. Ne yapacağımı, ne edeceğimi hiç bilemiyorum. Şaşırdım kaldım. Ne talihsiz adammışım ben. Vah benim çileli kardeşim, vah. Memlekette ne kadar hastane varsa aradım. Hatta morga bile baktım. Ama Erdal'ımın ne ölüsüne ne de birisine rastlayamadım. Bekir abi, öyle moralim bozuk ki hiç sorma gitsin. Kolay mı be Yaşar? Şunun şurasında karın kaçalı kaç ay olmuştu. Şimdi de oğlum, bari geride kalan öbürlerine sahiplen ya. Elimden geleni yapıyorum Bekir abi. Her şeyi yapıyorum. Küçük kızıma bakmak için işe bile gitmedim. Bıraktım işi. Daha ne yapayım? Allah kahretsin. Bana bak. Sen hele önce bir doktora gözük be Yaşar. Bak hala devam ediyor bu öksürük. Ciğerlerini filan bir kontrol ettir. Sen görmeyeli çok zayıflamışsın. Ay, boş ver Bekir abi. Büyük oğlum kayıpken, çocuklarım perişanken kendimle ilgilenemem Bekir abi. Hem bakma öksürüğüme, geçer bir iki gün sonra. Geçişe de yok galiba. Bekir abi, iş var mı acaba? Yük verecek, boşaltılacak kamyon falan filan. İşe çok ihtiyacım var. Şansın varmış. Az önce iki kamyon geldi. Bana bak, bir soluklan da sandıkların indirilmesine yardım edersin. Yo. Dinlenmeme gerek yok. Hemen çalışmaya başlayabilirim Bekir abi. Allah senden razı olsun. Vah Yaşar vah. Sırım gibi adam karısı kaçtıktan sonra ne hale gelmiş. Ufalmış, küçülmüş. Söylemiyor ama ağır hasta bu adam. Hayat şartları ezmiş, bitirmiş bu karayı. Hey, fazla yüklenme yaşlı adamsın. Taşıyamazsın o kadar sandığı. Merak etme evlat. Bunun gibi iki mislisini taşırım ben.
Sersem herif, ne laf anlamaz adamsın sen be. Bak bütün sandıkları yere düşürdün. Hey, ne oluyor orada ya? Ha? Fazla yüklenme, düşürürsün dedim. Dinlemedi beni. Yazık, 4 sandık portakal yerlere saçıldı. Ayağım, ayağım takıldı düştüm. Şimdi toparlarım Bekir abi. Kusura bakma. Boş ver, bırak başkaları toplar Yaşar. Bir yerine bir şey olmadı ya. Yo 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 yo, ben çok iyiyim. Dedim ya, ayağım takıldı taşlara işte. Yaşar. Yaşar. Buyur Bekir abi. Şu sırtlığı bırak da yanıma gel. Aman Bekir abi. Tamam tamam, yanıma gel dedim sana. Peki peki. Buyur Bekir abi. Yaşar, sen hastasın. Ya Bekir abi, ben... Bana bak, senin durumun iyi değil Yaşar. 20 yıl önce İstanbul'a geldiğimde ben de yakalanmıştım bu illete. Ay. Bana bak, veremsin değil mi? Ay. Tamam, hadi utanma. Bu öksürüğü iyi tanırım ben. Yokluktan, yoksulluktan, sıkıntıdan olur. Hayat bağlılığı, geçim şartları yine hortlattı bu hastalığı. Dediklerim doğru değil mi? Veremsin sen. Öyleyim. Veremim Bekir abi. Ama çalışmak zorundayım. Bakmak, yedirmek, içirmek, okutmak zorunda olduğum 3 çocuğum var. Bu vaziyette hiçbir yerde çalışamazsın Yaşar. Git bir hastaneye yat. Birkaç yıl tedavi olursan iyileşirsin. Yapamam Bekir abi. Kendimi yaşatacağım diye çocuklarımı daha da sefalete terk edemem. Sonra kim bakar onlara? Ben yedirir, içirir, giydiririm. Kim okutur onları? En küçük kızım 5 yaşında. Bakım ister o. Ama böyle devam edersen de ölürsün be kardeşim. Ölmek daha mı iyi? O zaman çocuklarına kim bakar ha? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Eğer ölecek olursam yavrularımı Allah'a emanet edeceğim. Şu yalancı dünyada, insafsız dünyada ondan başka güvenleyeceğim kim var ki? Neyse, sandıkları düşürdüğüm için kusura bakma abi. Ben gideyim abi. Dur. Nereye gidiyorsun? Küçük kızımı uyuyup bırakmıştım. Uyanıp da beni göremezse ağlar sonra. Gel buraya da al şu parayı. Alamam abi. Saçmalama, al diyorum. Ama ben bir şey yapmadım. Hak etmedim bunu. Üstelik sandıkları da düşürdüm abi. Ya canın sağ olsun. Sandık dediğin ne ki ya? Al hadi, al Yaşar, al. Senin bu paraya ihtiyacın var. Evdeki yavrularının karnı açtır ha. Bana bak, gurur meselesi yapma Yaşar. Seni yıllardır tanırım, hemşerim olursun. Hem bu parayı sana ben borç olarak veriyorum. İleride iyileşip de tekrar hamallık yaptığında geri ödersin bana. Al hadi, al. Allah razı olsun Bekir abi. Dediğim böyle olacak adam değildim ben ama. Bana bak, yerinme, üzülme. Böyle şeyler insan olan herkesin başına gelir Yaşar kardeş. Hiç kimse ne oldum değil de ne olacağım demiyor. Sen hele bir hastaneye yat da tedavi ol. İyileş, göreceksin bak, eski Yaşar olacaksın yine. Hadi hadi, al şu parayı. Sağlığın yerindeyken az malımı taşımadın benim. Sonunda öldürecek bu öksürük beni. Mendilim neredeydi? Heh, buradaymış. Aman Allah'ım, kan, tükürüğümden kan geldi. Aman yarabbim, ne yapacağım ben? Hastaneye yatarsam bu çocuklara kim bakar? Kim ilgilenir onlarla? Kim yedirir, kim okula yollar? Ya Sevgi, küçük kızım ağladığında kim yedirir içirir onu? Geceleri yatarken kim masal anlatır ona? Peki ya hastaneye yatıp da tedavi olmazsam, ölürsem, o zaman bu yavrular hepten sahipsiz kalır. Evet, başka çarem kalmadı. Yapmam gerekeni yapacağım. En iyisi bu. Sevgi, gel kızım, gidiyoruz. Nereye babacığım? Ee,
Burası okul mu babacığım? Evet kızım. Erdal abinin okulu. Affedersiniz. Buyur. Sevinç öğretmeni nerede bulabilirim? Öğretmenler odasında beyim. Şu soldaki kapı var ya, orası işte. Anladım, sağ ol. Gel kızım. Ocağım. Sen misin Yaşar Efendi? Buyur gel. Oo, bu güzel kız da kim? En küçük kızım ocağım. Kusura bakma, bakacak kimse olmadığı için evde bırakamadım, alıp getirdim. Hiçbir mahsuru yok. Evet, neden geldin? Yoksa Erdal'ı buldun mu? Hayır, hayır hocam. Hiçbir haber yok. Buraya sizinle önemli bir şey konuşmaya geldim. Seni dinliyorum Yaşar Efendi. Öyle çaresiz, öyle eli kolu bağlı bir durumdayım ki anlatamam hocam. Size gelmeden önce çok düşündüm. Günlerce düşündüm. Sonra başka bir çıkar yol bulamayınca size geldim. Hayrola Yaşar Efendi, mesele nedir? Biliyorsunuz, işten çıkmak zorunda kaldım. Karım bir sene önce bizi bırakıp gitti. O zamandan beri 4 yavruma bakabilmek için çırpındım durdum. Sevgi hastalanınca işe birkaç gün gitmedim. haklı olarak beni çıkardılar işten. Sonra sebze halinde sandık taşıdım. Ama bu kötü hastalık yedi bitirdi beni hocanım. Nasıl, ne hastalığı? Ben veremim hocanım. Ne? Verem misiniz? Maalesef öyle hocanım. Ama bu çok tehlikeli bir hastalık Yaşar Efendi. Yavrularım için çırpınıp duruyorum diyorsun ama onlara mikrop saçtığının farkında değilsin. Evet, zaten size gelişimin nedeni de bu. Anlamadım. Ocağım, çocuklarımı iyi bir ailenin yanına evlatlık vermek istiyorum. Ben bitmişim, tükenmişim. Bari onlar hayatlarını kurtarsınlar. Biliyorum, bu benim için çok zor bir karar oldu ama elimden başka bir şey gelmedi. Ben bu hastalığı onlara bulaştırmaktan korkuyorum. Çalışacak, para kazanacak gücüm de kalmadı. Bir ya da iki günlük bir yiyeceğimiz var. Sonra ne olacak bilemiyorum. Evet, çok zor bir durum. Ne diyeceğimi bilemiyorum Yaşar Efendi. Ama inan çok üzüldüm, çok şaşırdım. Çok da ani oldu. Siz iyi bir insansınız. Ne olur bana yardım edin. Ocağım, lütfen. Allah rızası için elinizden geleni yapın. Hayatımda ilk defa yalvarıyorum. Param kalmadı. Evde yakacak bir şey kalmadı. Çalışayım desem bu durumda bana kim iş verir ki? Gece kondumu satacağım. Eşyalarımı satacağım. Bu parayla çocuklarımın istikbali için onları bir yere yerleştireceğim. Mecburum buna hocam. Bu hastalıkla koyun koyuna yaşayamayız. Haklısın Yaşar Efendi. Çok iyi anlıyorum seni. Yavrularından ayrılmak beni bitirecek. Perişan edecek. Ama yapabileceğim başka bir şey kalmadı artık. Çocuklarını bir yere yerleştirsen bile sen ne yapacaksın Yaşar Efendi? Ben önemli değilim hocam. Ben yuvarlanır giderim. Sokakta yatarım, aç da kalırım. Önemli olan evlatlarım. Senin için elimden geleni yapacağım Yaşar Efendi. Sen şimdi kızını al evine git. Ben müdür beyle bir görüşeyim bakalım. Ondan karar veririz neler yapacağımızı. Allah razı olsun hocam. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Bu hastalıktan kurtulamam ben. Ama önemli olan çocuklarım. Ölmeden önce onların güvenli bir yere yerleştiğini görmek istiyorum. Bu bana yeterli olacak. Tamam, yarın tekrar gel. Peki hocam, peki. Sağ olun. Zavallı adam. Hakikaten çok zor durumdaymış Sevinç Hanım. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin. Amin. Bir şeyler yapmalıyız müdür bey. Zavallı adam çok zor durumda. Hem tedavi edilmesi lazım, hem de çocuklarının bakılması gerekiyor. Elimden geleni yapacağım Sevinç Hanım. Önce zavallı babayı bir hastaneye yatırıp tedavi ettirmeliyiz. Sonra da okul aile birliğiyle görüşüp para yardımı yapılmasını sağlayacağım. Peki ya çocuklar? Onlar için ne düşünüyorsunuz müdür bey? Vallahi onları da çocuk esirgeme kurumuna vermek lazım. Bunun için bir girişimde bulunayım. Gerekirse Sağlık Bakanlığı'na yazıyla başvururuz.
Zaten böyle tehlikeli bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış bir babanın çocuklarıyla aynı çatı altında kalması çok sakıncalı. Onlar muhakkak yardım ederler. Muhakkak. İnanılır gibi değil. Felaket felaket üzerine gelmiş. Zavallı adam. Önce karısı kaçmış, ardından büyük oğlu. Oğlu dedim de aklıma geldi. Erdal'dan bir haber yok değil mi Sevinç Hanım? Yok müdür bey. Okulu ve evini terk edeli neredeyse bir ay oldu. Hiçbir haber alınamadı. Kim bilir nerede ne yapıyordu şu anda. Dinleyin beni arkadaşlar. Harika bir planım var. Eğer işler yolunda giderse bugün en azından 100 milyon kazanırız. Hatta daha da fazlasını. Hayrola, banka mı soyacağız yoksa? İyi ama öyle bir şey yaparsak polisler hemen yakalar bizi. Korkma be Erdal, sen de amma tavşanmışsın arkadaş. Madem korkacaktın neden takıldın peşimize anlamıyorum seni. Faruk doğru söylüyor Erdal. Madem okulu ve evini terk edip bize katıldın, korkuyu unut artık. Zengin olmayı hayal et. İyi de soygun yaparak mı zengin olacağız? Yok, fabrika kurarak zengin olacağız. Dalga mı geçiyorsun be? Bizim gibi serseriler nasıl zengin olur? Elbette soygun yapıp hırsızlık yaparak. Neyse boş lafı bırak da anlat bakalım. Neymiş o harika planın? Önce birer esrarlı sigara yakalım. Erdal'ın içindeki korkuyu da alır. Yak bakalım Erdal Efe. Yak hadi, esrar insana güç verir, kuvvet verir. Yakayım. Şimdi üç sokak ileride bir ev var. Hani takıldığımız kahve var ya, onun arkasında kalıyor. Ev mi soyacağız yoksa? Evet ama iş çok kıyak ha. Tehlike mehlike yok. Evde yaşlı bir kadınla kocası oturuyor. Kahvede konuşurlarken duydum. Adam da para çuvallaymış. Karısını da gördüm. Bilezikler nah böyle, her iki kolunda şakır şakır, iyi mi? Yok ya, yalnız bilezikler dünyanın parasını tutar. Adam her gün öğlene doğru kahveye gidiyor. Karısı olacak koca karı da evde yalnız kalıyor. Bir bahaneyle kapıyı çalıp içeri dalarız. Sonra da önce koca karının kolundaki bilezikleri, ardından da evdeki paraları alıp duyarız. Peki ya yakalanırsak? Kim yakalayacak ya? Koca karı mı? Geç onu bir kalem aslanım. Tamam Faruk, ben varım. Hemen harekete geçelim. Son günlerde iyice parasız kaldık zaten. Marketlerden bisküvi çalmaktan bıktıydım zaten. Peki kadın bizi tanıyıp da polise ihbar ederse? Oğlum, kadın bizi tanısa bile nasıl tarif edecek ki? Yaşlı kadın diyorum. Gözleri bile zor görüyordur be. Ayrıca bizim kim olduğumuzu nereden bilecek ki? Korkma Erdal. Plan iyi. Parayı, bilezikleri alıp hemen bir kuyumcuya gider bozdururuz. Ondan sonra da atlar bir otobüse, başka bir şehre gideriz. Polis hayatta bulamaz bizi. Madem tehlikesiz öyle olsun. Ne zaman soyuyoruz kadını? Yarın. Kadının kocası evden çıkar çıkmaz. Buyurun. Hoş geldiniz Yaşar Bey. kucağındaki kızın mı? Pek şeker bir şeyim. Evet müdür bey. Kusura bakma, evde bırakacak kimse olmadığı için yanımda getirdim. İyi yaptın. Dün Sevinç öğretmen durumunuzu anlattı bana. İnanın çok üzüldüm. Neyse, okul aile birliğiyle görüştüm Yaşar Bey. Çocukların için en uygun yerin çocuk esirgeme kurumu olacağına karar verdik. Hoş, oraya da yerleşmek kolay değil ama elimizden geleni yapacağız. En azından çocuklar orada devlet güvencesinde olacaklar. Sağ olun müdür bey. Orada karınları doyar, sevgi ve şefkat görürler. Sonra okullarına da giderler. Ne dersin? Allah razı olsun müdür bey. İyi düşünmüşsünüz. Sıcak bir yataklar olsun, karınları doysun, okusunlar. Tek istediğim bu zaten. Sana gelince, senin tedavi edilmen için de uğraşıyoruz Yaşar Bey. Bugün velilerimizden birinden haber gelecek. Tanıdık bir doktorları varmış. Sağ olun müdür bey. Ama önemli olan çocuklarım. Onların istikbali. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Olsun Yaşar Bey. Senin de tedavi olman, iyileşmen şart. İyileş ki yine çocuklarına babalık yap. Hiçbir şey insanın anne ve babasının yerini tutamaz. İnşallah müdür bey, inşallah. Eğer yüce yaratan alnıma iyileşmemi yazmışsa iyileşirim tabii ki. Yalnız bak Yaşar Bey, senin tedavin için biraz tabii ki para gerekecek. Çünkü ne sigortan var ne de başka bir şeyin. Biliyorum. Oturduğum gece konduyu satacağım müdür bey. Hele bir evlatlarımı çocuk esirgeme kurumuna yatırayım, ondan sonra hemen satacağım. Çocuklarım içinde olmadıktan sonra o evi ben ne yapayım ki?
Allah büyüktür Yaşar Efendi. O inananları yalnız bırakmaz, mahcup etmez. Göreceksin bak, önünde sonunda içinde bulunduğun karanlık gün gelecek sana aydınlık olacaktır. İnşallah. Hadi, hadi yüzme kendini. Birkaç gün içinde çocukların inşallah çocuk esirgeme kurumuna yerleştireceğiz. İnşallah. Selamın aleyküm. Vay Yaşar kardeş, aleyküm selam, buyur gel. Amanın, bu güzel kız da kim? Senin mi yoksa? Evet abi. Ne haber Yaşar? Kayıp oğlundan haber var mı? Yok abi, gitti gider. Dağıldı yuvam, paramparça oldu. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Zor şey arkadaş, zor. Üzme kendini. Nasıl olsa bir gün çıkar gelir. Bekir abi. Buraya seninle bir şey konuşmaya geldim. Buyur kardeşim, seni dinliyorum. Benim gece konduyu satacağım abi. Satacak mısın? Nedenmiş o? Öyle gerekiyor abi. İyi düşündün mü kardeş? Bu zamanda ev satmak akıl kârı değil ha. Sonra ne yaparsın o kadar çocukla kira köşelerinde? Nasıl geçinirsin Yaşar? Ben her şeyi ayarladım Bekir abi. Abi, çocuklarımı çocuk esirgeme kurumuna veriyorum. Ne? Çocuk esirgeme kurumuna mı? İyi ama neden? Hastayım Bekir abi. Ben veremem. Biliyorum. Geçen gelişinde söylemiştin. Çok hastayım abi. Bildiğin gibi değil. Günlerim benim artık sayılı. Çok üzüldüm be Yaşar kardeş. Çok. Bu halde ne çalışabilirim ne de çocuklarıma bakabilirim. Her gün her saat evin içine mikrop saçıyorum. Allah korusun, hastalığımın çocuklarıma da geçmesinden korkuyorum. Göz göre göre onları kendi felaketime sürükleyemem. Peki ya sen? Hadi çocukları oraya verdin diyelim. Evi de sattın diyelim. Peki sen ne yapacaksın? Allah razı olsun, okul müdürü benim için de uğraşıyor. Beni hastaneye yatırmaya çalışıyor. Ama önce çocuklarımı bir yatırsınlar, onlara sıcak bir aş ve sıcak bir yatak sağlasınlar da başka hiçbir isteğim yok. Peki evi neden satıyorsun Yaşar kardeş? Hem çocuklar için hem de benim tedavim için para lazım Bekir abi. Hem zaten içinde ben ve yavrularım olmadıktan sonra dört duvar bir evin bize ne faydası olur ki? Çok üzüldüm be Yaşar. İnan çok üzüldüm kardeşim. Neyse, ben şu bizim hemşerilere bir söyleyeyim, belki alan falan olur da. Biliyorsun köyden yeni gelenler var, ev arıyorlar işte. Onlarda da fiyatta anlaşırsan satarız onlardan birini. Sağ ol, sağ ol Bekir abi. Hadi gel gidelim kızım. Ah dur biraz Yaşar, dur. Niyazi, oradan bir sandığın içine mandalina, portakal, elma, muz filan koy da getir buraya, tamam mı? Yok. Gerek yoktu Bekir abi. Zaten az iyiliğini görmedim senin. Boş ver bunları, olsun olsun. Yahu Yaşar, kızın yer, sen yersin. Çocukların hepsi yer işte ya, afiyetle yiyin. Ne düşünüyorsun Erdal? Babamı, kardeşlerimi, onları çok özledim. Manyak mısın sen be? Madem onları özleyecektin, neden kaçıp da aramıza girdin? Evet. Amma da kuzuymuşsun ha. Ben kuzu muzu değilim. İki de bir bana böyle söyleme, yoksa fena olur ha. Söylersem ne olurmuş? Hey, kendinize gelin be, kavganın sırası mı kelekler? Kabadayılık yapacağınıza yarını düşünün, yarını. Yarın hepimiz köşe olacağız. Ceplerimiz parayla dolacak. Artık her istediğimizi satın alacağız. Bakın şimdiden söyleyeyim. Bu işte cinayet yok, adam yaralamak falan yok, tamam mı? Korkma, kimseyi vurmaya gerek kalmayacak Erdalcığım. Çünkü kurbanımız 60 yaşında bir koca karı. Onu sadece bağlayacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Aman dikkatli olalım arkadaşlar. Eğer yakalanırsak hapislerde çürürüz. Yürü be. Kaç sefer söyleyeceğiz sana polis bizi yakalamayacak diye. Durun. Bak Erdal, son defa söylüyorum. Eğer korkuyorsan vazgeç, çek git beni. Biz zengin olmayı kafamıza koyduk arkadaş. Artık dönüşü yok bu işin. Tamam mı? Geliyor musun, kalıyor musun? Sizinleyim. Ben de zengin olmak istiyorum çünkü. O halde yürüyün. Tamam.
İşte burası. Peki şimdi ne yapacağız? Kapıyı çalacağız. Kadın kapıyı açacak mı peki? Sabret. Kim o? Kahvecinin çırağıyım teyze. Bey amca gönderdi beni. Kapıyı açar mısın biraz? Açayım oğlum. Evet, ne istemiştin? Çabuk ağzını kapatın şunu, çabuk olun. Evde al. Tamam, şimdi ne yapacağız? İçeri sürükle çabuk, burada durmayalım, bir gören olur. Tamam tamam, Erdal yardım et bana. Tamam tamam. Hadi çabuk. Tamam, Erdal al şu bandı, kadının ağzını bantla, çabuk ol. Peki. Tamam. İşte oldu, ağzını kapattım. Güzel. Artık bağırıp da milleti başımıza toplayamaz. Faruk, sen kadının kolundaki bilezikleri çıkart. Tamam. Erdal, sen erkete yat. Pencereden dışarıyı gözetle. Olur. Ben de çekmeceleri sağa sola araştırayım. Uzat moruk kolunu. Uzat diyorum, yoksa bıçakla keserim ha. Şöyle. Kıpırdatma kolunu. Bileziklerini alacağım. Korkma, korkma, canını dokunmayacağız. Hey, şuraya bakın. Burada sürüyle para var. Yaşasın, zengin olduk be. Kaç para var? Çok mu? Ne bileyim, dünyanın milyonu, sonra sayarız. Faruk, aldın mı bilezikleri? Aldım. Hadi kaçalım öyleyse. Üf be, paralara bakın. Saydın mı kaç para götürmüşüz koca karının evinden? 100 milyon. Yok ya, iyi para. Yaşasın, iyi ki soymuşuz kadını. Peki kaç tane bilezik çaldık? 12 tane. Hepsi de çok ağır. Değerli yani. Gelir ne kadar eder bu ya? İyi para. Tamam. Kesin tatavayı. Şimdi parayla bilezikleri paylaşacağız. Adam başı 4 bilezik. 100 milyonunda 40 milyonu benim. 30'ar milyonu sizin. Neden sen 40'ta biz 30'ar milyon alıyoruz? Oğlum, işin planlayıcısı benim de ondan. Tamam, cart çurt yok. Alın bakayım paranızı. Tamam, tartışmaya gerek yok. Paraları paylaşıp bir an evvel terk edelim şehri. Ya acelen ne Erdal? Polise yakalanmak istemiyorum da ondan. Kadının soyalı 2 saat oldu. Şimdi polis çoktan peşimize düşmüştür bile. Polis bizi tanımıyor ki. Nasıl yakalayacak? Olsun, yine de hemen uzaklaşmamızda yarar var. Ne yapacağız şimdi? Hangi şehre gideceğiz arkadaşlar? Hakikaten ya. Gara geldik ama neresi için bilet alacağız? Memleketlerimize gidemeyiz. Bizi ararlarsa önce orada ararlar. En iyisi Ankara'ya gidelim. Orada bir otelde kalır, paraları kadınlarla kızlarla yeriz ha. Bu iyi fikir. Tamam Erdal. Ankara için 3 bilet al. Peki. Hey sizler. Bize mi diyorsunuz? Aman Allah'ım, polis. Polis buldu bizi. Saçmalama Sersem, bizi tanımıyor ki bulsun. Ama bize seslendi. Bak yanımıza geliyor. Yandık. Kimliklerinizi çıkartın bakayım. Tabii, bir şey mi oldu polis bey? 2 saat önce bir iş adamına suikast yaptılar. Arama tarama yapıyoruz. Evet, kimliklerinizi göreyim. Buyurun. Benimkine de bakın. Evet. Sen delikanlı. Senin kimliğini de göreyim. Benim kimliğim yok. Yok mu? Nasıl yok? Nerede peki? Bilmiyorum. Kaybetmişim. O bizim arkadaşımız memur bey. Biz kefiliz ona. Arayın bu delikanlının üzerine bakayım. Emredersiniz komiserim. Ben arkana bakayım. Peki. Bunlar da ne? Komiserim. Ne var? Bu adamın üstünden 4 tane bilezik çıktı. Bakın. Ya. Senin mi bu bilezikler delikanlı? Benim efendim. Nereden aldın peki bunları? Kuyumcudan. Yani oradan aldım. Faturasını görebilir miyim? Vay. Şuraya bakın komiserim. Ayrıca 30 milyonda para çıktı üstüne. İlginç. Delikanlı, 30 milyon nakit ve ayrıca 4 bilezik. Cevap ver bakalım. Nereden buldun bunları? Hiçbir yerden. Paralar da bilezik de benim efendim. Bir dakika. Şu ikisinin üstünde arayın bakayım. Bende bir şey yok komiserim. Vay canına. Komiserim. Bunların üstünden de aynı şeyler çıktı. 4 bilezik ve 30 milyon. Anlaşılan bir halt karıştırmış bunlar.
Çabuk üçünü de minibüse alıp merkeze götürün. Orada sorgulamalarını yapın. Direk, Erol, yanıma gelin bakalım. Sizinle konuşacaklarım var. Buyur baba, seni dinliyoruz. Sizinle önemli şeyler konuşacağım çocuklar. Evimizi satıyorum yavrularım. Ne? Satıyor musun? İyi ama neden baba? Mecburum kızım. Çünkü artık ailece bir arada olamayacağız. Aa. Birbirimizden ayrılıyoruz. Ayrılıyor muyuz? Baba ne demek istiyorsun? Neden ayrılıyoruz? Yani annem ve abin gibi sen de bizleri terk mi ediyorsun? Yavaş olun, yavaş olun. Sevgi uyuyor, uyandırmayalım. Bakın, sizler akıllı çocuklarsınız. Bunu niye yaptığımı anlayacaksınız. Hastayım ben. Hem de çok hastayım çocuklar. Ayrıca işsizim de. Bu vaziyette size nasıl bakarım? Nasıl karnınızı doyururum? Beni anlıyorsunuz değil mi? Baba, peki bizi nereye bırakacaksın? Çocuk esirgeme kurumuna. Sen, Dilek ve Sevgi. Üçünüz orada devletin şefkatli kollarında ve güvencesinde olacaksınız artık. İyi ama çocuk esirgeme kurumunda anasız babasız çocuklar kalır. Biz öyle değiliz ki. Annemiz yoksa da sen varsın. Söyledim size, ben hastayım. Hem de çok hastayım yavrum. İyileşmem bile çok zor. Ayrıca ne işim var ne de param var. Sizleri bu sefaret bataklığının içine sokmaya da hakkım yok. Bu yüzden çocuk esirgeme kurumunda kalacaksınız. Orası size benden daha iyi bakacaktır. Peki ya sen baba, sen nerede kalacaksın? Ben yavrum, ben hastaneye yatacağım oğlum. Artık iyileşir miyim, iyileşmez miyim, orasını yüce yaradan bilir. Ama ortada bir hakikat var. Eğer sizden ayrılmazsam bu ölümcül hastalığı size de bulaştırabilirim. Hastalığın ne baba? Verem. Verem mi? Hı. Aman Allah'ım. O zaman senin hemen tedavi edilmen gerekir baba. Ben de öyle yapıp tedavi olacağım. Olacağım da önce sizleri çocuk esirgeme kurumuna bir yatırayım. Sizden sonra da kendim tedavi için hastaneye yatacağım. Neden baba? Neden hep bizi buluyor bu talihsizlikler? Önce annem terk etti bizi. Sonra da abim. Şimdi de sen. Neden başka aileler değil de hep biz kahroluyoruz? Hep biz gözyaşı döküyoruz babacığım. Neden biz de başkaları gibi mutlu değiliz? Ağlama. Ağlama kızım. Ağlama yavrum. Hem başka bir çıkar yolumuz da kalmadı ki. Siz orada yaşarken ben de tedavi olacağım. Hem belki yaşarsam, eskisi gibi olursam gelip sizi oradan alırım. Sonra gene bir aile olur, gene birlikte yaşarız. Tabii Allah kısmet ve nasip ederse. Hastayım. Halimi görüyorsunuz işte. Evde yiyecek yok. Aldığım odun kömür de bitti bitecek. Çalışmaya kalksam kim iş verir? İş verse bile nasıl çalışırım? Geçen gün halde iki sandık portakalı bile taşıyamadım. Çöktüm kaldım. Ama siz beslenmek, bakılmak zorundasınız. Okulunuza gidip okumak zorundasınız. Madem durumumuz böyle, okulu bırakıp ben çalışayım bari baba. Ben de çalışırım. Ben de para kazanırım. Hayır, 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 hayır. Olmaz öyle şey. Sizler okuyacaksınız. Hem mesele yalnız para değil ki. Sevim var. O çok küçük. Onun iyi bakılması gerek. Ne olur ağlamayın. Ne olur ağlamayın artık. Anlayın beni. Hangi baba evlatlarından ayrılmak ister? Hangi baba onlardan kopmak ister ki? Ama mecburum. Mecburum işte. Hayır. Hayır, ben senden ayrılmam babacığım. Ayrılmam. Ne olur ayırma bizleri senden. Eğer mesele okumaksa okulu bırakırım. Yemek de istemem. Hiçbir şey istemem. Yeter ki bırakma baba lütfen. Direkt doğru söylüyor baba. Ayrılmayalım ne olur. Ne olur izin ver de okulu bırakayım, işe gireyim. Çalışıp hem sana hem de kardeşlerime bakayım. Kızım, oğlum, canlarım. İnanın bunu sizleri, birinizin iyiliği için yapıyorum. Büyüdüğünüz zaman hak vereceksiniz bana. İstemiyorum, ayrılmak istemiyorum. Ne olur, zaten ağlamayın. Annem yok, şimdi de babasız mı kalacağım? Ne olur, İstemiyorum ya. İşte, istemiyorum baba. Baba. Direkt yavrum. Erol, oğlum, bari sen bana hak ver. Baba, ölecek misin? Bilemiyorum. Hastalığım çok ilerlemiş. Gene de yüce yaradandan umut kesilmez yavrum.
Peki ben, Dilek ve Sevim bari üçümüz bir yerde mi kalacağız baba? Bilemiyorum. Bilemiyorum, herhalde öyledir yavrum. Erol oğlum. Erol oğlum. Gideceğiniz yerde kardeşlerine sen sahip çıkacaksın. Ben olmayacağıma göre sen onların babası olacaksın. Tamam mı benim aslan oğlum? Ya benim babam kim olacak? Sen olmayınca ben kime baba diyeceğim ha? Bırakma bizi babacığım, ne olur bırakma. Yapmayın. Yapmayın. Abi kardeş ağlamayın ne olur. Ağlamayın, beni çok üzüyorsunuz. Size mecburum dedim. Başka çarem yok. Sizin için en iyisini yapmaya çalışıyorum ben. Ne olur anlamaya çalışın beni. Kapı, kapı çalınıyor. Baba, sakın bizi götürmeye gelmiş olmasınlar. Gecenin bu saatinde beşi yok canım. Başka biri gelmiştir. Şimdi anlarız kimin geldiğini. Aa, buyurun. Polis. Buyurun memur bey. Adınız Yaşar mı? Evet, ne oldu? Benimle karakola kadar geleceksiniz Yaşar Bey. İyi ama neden? Bir şey mi oldu memur bey? Siz Erdal Özgen'in babasısınız değil mi? Evet, evet. Yoksa buldunuz mu oğlumu? Söyleyin, buldunuz mu? İyi mi, sağ mı? Sakin olun, sakin olun. Evet, bulduk. Şu anda karakolumuzda. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Sonunda oğlumu buldunuz bana. Nasıl? Durumu iyi mi memur bey? Yaralı falan değil ya evladım. Hayır, yaralı falan değil. Hadi üstünüze bir şey giyin de sizi karakola götüreyim. Komiserim acele gelmenizi istedim. Tabii. Dilek, Erol, müjdeler olsun. Abiniz Erdal'ın bulunmuş. Şimdi karakoldaymış. Ay mı baba? Ben bir kuşu karakola gider gelirim. Abinizi alır getiririm. Siz burada beni bekleyin. Ne? Neler söylüyorsunuz komiser bey? Benim oğlum soyguncu ha? Olamaz. Benim oğlum böyle bir şey yapamaz. Üzgünüm Yaşar Efendi ama hakikat bu. Oğlun iki serseriyle birlikte yaşlı bir kadının elini ayağını bağlayarak bileziklerini ve paralarını gasp etmiş. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Soygundan sonra başka bir şehre kaçmak için otobüs terminaline gittiklerinde... Kimlik yoklaması sırasında şüphe üzerine üstleri arandığında çaldıkları paralar ve bileziklerle yakalandılar. Peki suçlarını itiraf ettiler mi? Evet. Aman yarabbim, ben ne şanssız adamım. Benim gibi adamın oğlu, hayatı boyunca namusu, şerefi, haysiyeti için yaşayan bir adamın oğlu soyguncu olmuş ha. Keşke bulmasaydınız onu. Keşke dirisini değil de ölüsünü bulsaydınız o serserinin. Öyle deme Yaşar Efendi. Allah insanı şaşırtmasın bir kere. Sonuçta evlat. İşte bir cahillik yaptığı besbelli. Öyle evlat olmaz olsun komiser bey. Benim ondan başka 3 tane daha evladım var. İstemiyorum soyguncu bir evlat. Pekala. Kendini görmek ister misin? Hayır, hayır. Görmek istemiyorum. Şeytan görsün yüzünü. Benim öyle bir evladım yok artık. Aa, öyle söyleme. Sonuçta evladın o Yaşar Efendi. Hem yakalandığından bu yana babam deyip duruyor. Yakalanmaktan değil de senin duymandan korkuyor. Kendisini affetmesen bile bana kalırsa yine de gör onu. Nerede şimdi o? Nezarette. Gel benimle. İşte burada. İçeride. Bak. Şu karşı köşede yere bağdaş kurmuş olan. Erdal. Buraya gel bakayım. Baban geldi. Ne? Babam mı? Evet. Geldi mi? Evet. Baba. Babacığım. Babacığım, ne olur affet beni babacığım. Affet, bir cahillik yaptım. Neden yaptın Erdal? Neden? Sen bu ailenin en büyük umuduydun. Sana öyle güveniyordum ki. Seninle gururlanmak, seninle gülmek istiyordum. Neden? Neden yaptın bunu Erdal? Oldu bir kere baba. Oldu işte. Affet beni.
Affet. Evet, fakirdik. Az kazanıyorduk, az yiyorduk. Ama helal yiyorduk oğlum. Ne benim ne de sizlerin boğazından haram lokma geçirtmedim bugüne kadar. Ama sen beni yıktın, mahvettin Erdal. Ne olur böyle söyleme babacığım. Öyle pişmanım ki anlatamam. Senden, kardeşlerimden, ailemden özür diliyorum. Dilek, Erol, Sevgi nasıllar baba? Kardeşlerini yarından itibaren çocuk esirgemek kurumuna veriyorum. Artık orada kalacaklar. Neden baba? Çünkü ben veremem. Çok hastayım. Ne kadar ömrüm kaldı bilemem. Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Aman Allah'ım. Demek hastasın baba. Kardeşlerini çocuk esirgeme kurumuna verdikten sonra ben de yatabilirsem bir hastaneye yatıp tedavi olmaya çalışacağım. Anlayacağın, sonbahar yaprakları gibi dağıldı ailemiz. Önce annen gitti. Sonra da sen. Geriye ben ve 3 kardeşin kalmıştı. Şimdi biz de sonu bilinmeyen bir şekilde bir yerlere dağılıyoruz. Allah hepimizin hakkında hayırlısını ihsan etsin. Peki ya ben baba? Ben ne olacağım? Sen işlediğin suçun cezasını çekeceksin oğlum. İnşallah hapiste ıslah olursun. Çocuklar, bavullarınızı hazırladınız mı? Hazırladık babacığım. Ben de hazırladım. Sadece giysilerinizi aldınız değil mi? Bir de okul kitaplarını. Evet baba. Ben ağlayan bebeğimi de alabilir miyim babacığım? Tabii. Alabilirsin güzel kızım. Geceleri yatarken onu koynuma alacağım. Onun da uyuyacağım. Ya Rabbi. Ben nasıl ayrılacağım evlatlarımla? Nasıl tahammül edeceğim onlarsız yaşamaya? Ne olur bana dayanma gücü ver. Sabır ihsan eyle ya Rabbi. Bizi götürmeye ne zaman gelecekler baba? Birazdan kızım. Peki sen ne zaman hastaneye yatacaksın baba? Bilemiyorum. Hele siz çocuk esirgeme kurumuna bir yatın da. Geldiler galiba. Dilek. Erol giderken ağlamak yok tamam mı? Ne siz ne de ben ölüme gitmiyoruz yavrularım. Tamam mı? Tamam. Ağlamayacağız baba. Aferin size. Hocam. Buyurun. Girin içeri. Çocuklar hazır mı Yaşar efendi? Araba kapıda bekliyordu. Tabii. Hazırlar. Dilek, Erol, hadi bavullarınızı alın da gelin yavrularım. Sevgiyi ben kucağıma alırım. Erdal'ın mahkemesi görüldü mü Yaşar efendi? Görüldü, bitti hocanım. Ne ceza verdiler? 5 yıl. Yaşı küçük olduğu için ıslah evine koydular. Biz hazırız baba. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Sen Dilek'sin değil mi? Sen de Erol. Evet efendim. Sevgiyi tanıyorsunuz zaten. Ailemizin en küçük ferdi. Gidelim hocanım, gidelim. Evlatlarım bir an evvel çocuk esirgeme kurumuna yerleştirmek istiyorum. İşte çocuklar, kalacağınız çocuk esirgeme kurumunun yuvası burası. Nasıl, beğendiniz mi? Allah razı olsun hocam. Bizlere çok yardım ettiniz. Bunu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Estağfurullah Yaşar efendi, ben ne yaptım ki? Hadi çocuklar, girelim mi içeri? Bir dakika hocam. İzin verirseniz çocuklarımla son bir defa konuşmak istiyorum. Tabii Yaşar efendi. Ben giriş kapısında bekliyorum onları. Sen istediğin kadar konuşabilirsin. Babacığım, ayrılıyor muyuz artık? Evet. Şimdi beni iyi dinleyin yavrularım. Sizler de ben de sonu gelmez meşhur bir ayrılığa çıkıyoruz. Allah inşallah hepimizin hakkında hayırlısını versin. Hayatta sizler istediğim tek şey dürüst ve çalışkan olmanız. Küçük yaşınızda olmadık şeylere maruz kaldınız. Ne yapalım? Bu da Yüce Yaradan'ın takdiri. Erol oğlum, artık bu ailenin erkeği ve babası sensin. Kardeşlerini önce Allah, sonra da sana emanet ediyorum. Gözün arkada kalmasın baba. Kardeşlerime kol kanat gireceğim. Aferin oğlum. Kızım, dileğim kardeşin sevgi sana emanet. Yavrum, o kadar küçük ki daha çoraplarını bile kendisi giyemiyor. Yemeğini bile yiyemiyor. Merak etme babacığım. Kardeşimin annesi olacağım.
Ona masallar anlatacağım. Sabah kahvaltısını da ben yaptıracağım. Aferin. Aferin kızım. Baba. Aferin. Efendim oğlum. Eğer hastaneye yatarsan, yatıp da iyileşirsen bizleri burada bırakma baba, ne olur. Biz bir aileyiz. Yine bir araya gelelim ha. Biz sensiz olamayız baba. Abim doğru söylüyor baba. Biz bir aileyiz. Yine eskisi gibi bir arada olmalıyız. İnşallah. İnşallah kızım. Allah takdir etmişse iyileşir, yine bir arada oluruz. Bu ayrılık geçicidir. Beni ancak sizden ölüm ayırır yavrularım. Artık gidin. Yoksa ayrılamayacağız. Elini öpeyim babacığım. Öp kızım. Babacığım. Yavrum. Babacığım. Kızım. Yavrum. Öpeyim baba. Öp oğlum. Hastanım. Hastanım benim. Sevgi. Efendim babacığım. Gel. Gel seni de bir öpeyim. Güzel kızım benim. Kızım. Sevgim bir tane. Çocuklar. Çocuklar. Baba. Hadi. Hadi gelin bakalım artık. Tamam, 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 tamam artık. Gidin. Gidin artık, gidin. Seni seviyoruz babacığım. İyileşir iyileşmez hemen gel al bizi baba, tamam mı? Tamam yavrum, tamam kızım. Hadi. Hadi gidin, ne olur gidin artık. İşte odanız burası çocuklar. Girin bakalım içeriye. Hepimiz burada mı kalacağız efendim? Evet. Senin adın ne bakalım? Dilek. Ya seninki delikanlı? Erol efendim. Peki ya bu tatlı küçük kızın adı ne? Sevgi. Aferin sana. Evet çocuklar, biliyorum babanızdan ayrıldığınız için üzgünsünüz ama o bunu sizlerin iyiliği için yaptı. İyileşir iyileşmez hemen yanınıza gelecek. Gelecek tabii, çünkü biz bir aileyiz. Elbette ailesiniz. Çocuklar benim adım Ümran. Bana Ümran abla da Ümran hemşire de diyebilirsiniz. Sizlerin her şeyiyle ben ilgileneceğim. Korkmayın, çekinmeyin sakın. Burada sizin gibi bir sürü çocuk var. Hepsi de iyi çocuklardır. Yakında onlarla da tanışır arkadaş olursunuz. Allah sizden razı olsun hoca hanım. Bana ve evlatlarıma çok iyilik ettiniz. Ne diyeyim bilmem ki. Ben sadece insanlık görevimi yapıyorum Yaşar Efendi. Senin durumunda bir başkası da kapımı çalsaydı ona da yardım ederdim. Gene de Allah razı olsun. Evlatlarımı çocuk esirgeme kurumuna yatırdım ya. İçim öyle rahat ki hocam. Bundan böyle yaşamışım, yaşamamışım. Hiçbir şeyin önemi kalmadı artık. Aa, öyle deme. Yaşamak zorundasın. İyileşmek zorundasın Yaşar Efendi. Çocukların için gayret etmelisin. Siz bir ailesiniz. Ve sen de o aileyi ayakta tutan temel direksin. Geldik işte. Girin. Doktor bey. Oo canım. Buyurun buyurun, sizi bekliyordum. Efendim, telefonda size sözünü ettiğim hastamız Yaşar bey'i getirdim. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Röntgen filmlerini getirdiniz mi? Getirdim doktor bey. Buyurun. Poşetin içinde. Evet. Şöyle bir bakalım. Durum ortada. Mutlaka yatarak tedavi olmak zorundasınız Yaşar Bey. Hastalığınız çok ilerlemiş ama Allah'tan umut kesilmez. İyi bakılırsanız, ilaçlarınızı zamanında alırsanız kurtulma şansınız var. Evet doktor bey. Peki yatırabilecek misiniz Yaşar Bey? Yatıracağız elbette. Siz telefon ettikten sonra hemen Ankara Keçiören'deki sanatoryumu aradım. Başhekim arkadaşımdır. Boş bir odaları varmış, rica ettim, ayırdılar. Yaşar Efendi'yi oraya yatıracağız. Teşekkür ederiz doktor bey. Şey doktor bey, bunun için para vermem gerekiyor mu? Çalışıyor musunuz? Yok hayır. Eskiden çalışıyordum ama şimdi işsizim. Sigortanız olsaydı para ödemenize gerek yoktu. Ama şimdi tedaviniz için para gerekecek tabii. Ödeyecek durumda mısınız? Şey, tabii. Yani oturduğum evi satacağım da. Gerek yok Yaşar Efendi. Masrafları bir şekilde toplar, yardımcı oluruz sana. Yo. Olmaz hocam, olmaz. Yeteri kadar yardım ettiniz bana. Ama bunu kabul edemem. Öyle söyleme. İyileşip de çocuklarına tekrar kavuştuğunda, eskisi gibi bir aile olduğunuz zaman nerede oturacaksınız peki?
Allah büyüktür hocanım. Hele bir iyileşeyim, çalışır çabalar tekrar gece kondu da olsa bir ev yaparım yavrularıma. Hem içinde yavrularım olmadıktan sonra o evi ben ne yapayım? Ne? Gece kondu mu dedin hanım? Evet. Zavallı adam hasta. Yok pahasına satacak bey. Yabancı alacağına biz alalım. Şaka mı yapıyorsun Sevinç? Gece konduyu ne yapacaksın? Herhalde oturacak değilsin. Oturmak için alalım demiyorum ki. Ya ne için istiyorsun? İyileştikten sonra tekrar Yaşar Efendi'ye geri vermek için. Ne? Anlamadım. Yani o adama para verip evini alacağız, daha sonra da tekrar geri mi vereceğiz, öyle mi? Bak bey, kaç yıllık evliyiz ama çok istemememize rağmen bir çocuğumuz olmadı. Ne yapalım, Allah kısmet etmedi işte. Evet, orası öyle. O adam, yani Yaşar Efendi'nin 4 çocuğu var. En büyüğü 13 yaşında ve bir cahillik sonucu hapiste. Öbürlerini görme. Zavallı adam fakirliğine rağmen çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmek için elinden geleni yapmış. İyi de bunun bizimle alakası ne Sevinç? Yaşar Efendi evini tedavi olmak için satıyor. Bütün umudunu evden gelecek paraya bağlamış. Düşün Kamil, adam iyileştiği zaman tekrar çocuklarını geri alacak. Ama nerede oturacak? Zavallı zaten işsiz. Kiralar desen ateş pahası. Yazık olmayacak mı aileye? Yani evi alacağız, sonra da adama iyileştikten sonra geri mi vereceğiz? Bu dünya ne ki bey? Yalancı. İnsanoğlu bir varmış bir yokmuş kuş misali. 3-5 kuruşumuz var. Nereye götüreceğiz bu parayı? Ev desen evimiz var. Araba desen arabamız var. Sen çalışıyorsun, ben çalışıyorum. Ama o adam, Yaşar Efendi öyle değil. O yardıma muhtaç. Çocukları da öyle. Komşusu açken karnı tok yatan Müslüman değildir diyen hadisi düşünsene. Amacım sevap işlemekti sadece. Haklısın hanım. Olur, alalım gece konduyu. Yarın gidip istediği parayı verelim Yaşar Efendi'ye. Zavallıcık bir an önce gidip tedavisini olsun. Sağ ol bey. Allah razı olsun senden. Ama bir şartım var. Neymiş o? Yaşar Efendi evini bizim aldığımızı bilmemeli. Aksi takdirde satmaz. Çünkü öyle gururlu bir adam ki. Hastalığına, yokluğuna, yoksulluğuna rağmen gurur, haysiyet ve onuruna çok düşkün. Tamam tamam. Nasıl olsa beni tanımıyor. Ben alırım ondan evi. Geçmiş olsun evlat. Sağ ol amca. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Nasılsın? Nasıl olalım? Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Söyle bakalım, senin hastalığın ne? Sorma. Çok ilerlemiş. Öyle olması lazım. Yoksa seni bu koğuşa vermezlerdi. Burada yatan herkesin hastalığı had safhada. Allah herkesin yardımcısı olsun amca. Benim adım Yaşar. Senin adın ne? Rıza. Ne kadardır yatıyorsun burada Rıza amca? 7 sene oldu. Ne? 7 sene mi? Vay be. Demek o kadar yıldır yatıyorsun ha? Öyle. Ama Allah'a şükür şimdi iyiyim. Kimsem yok. Burada da çok iyi bakıyorlar bana. Benim de kimsem yok. Daha doğrusu çocuklarım var ama çok küçükler. Neredeler şimdi? Çocuk esirgeme kurumunda. Oranın şefkatli ellerine teslim ettim. Karın yok mu? Öldü mü? Hayır hayır. Bizleri terk etti. Ya sana kimsem yok derken aslında benim de evlatlarım var ama arayıp sordukları yok. Buraya attılar beni. Gidiş o gidiş. Geçer geçer, zamanla geçer. Burada hastalara çok iyi bakıyorlar. Buranın havası temiz. Sonra bol gıda veriyorlar. Doktorlar da
devamlı kontrol ediyorlar. Bakalım beni de iyileştirebilecekler mi? İyileştirirler, iyileştirirler. Moralini bozmayayım ama sen de birkaç yıl yatarsın burada Yaşar Efendi oğlum. Birkaç sonra yıl da çıkar gidersin. Birkaç yıl mı amca? Ama demek bu zaman zarfında kızlarımı, oğullarımı hiç göremeyeceğim ha. Kolay gelsin Erdal. Sağ ol Ömer Usta. Ne yapıyorsun? Cezaevinin televizyonu bozulmuş, onu onarmaya çalışıyorum. Yapabilecek misin, yardım edeyim mi? Yok sağ ol ustam, arızayı buldum, birazdan onarırım. Hadi bakayım göreyim seni. Öyle tatil oldu. Gel yemek yiyelim, sonra onarırız. Peki ustam. Tahliyene ne kadar kaldı Erdal? 3 ay ustam, 3 ay. Sonra özgür olacağım, hür olacağım. Sanırım bu ceza sana ders olmuştur, değil mi Erdal? Olmaz olur mu ustam, olmaz olur mu? Gençlik, çocukluk işte. Bir de annesizlik. En çok o dokunmuştu bana. Zavallı babam hem bize bakıyor hem de okumamız için elinden geleni yapıyordu. Ama fakirdik, parasızdık. Babam ne kadar çalışırsa çalışsın bakamıyordu bize. Zavallı, bizim yüzümüzden verem de olmuştu. Peki neden evini terk edip de o soyguna karıştın? Amacım bir anda zengin olup hem babamı tedavi ettirmek hem de kardeşlerime daha iyi bakmaktı. Tabii bu yaşlı bir insanı soymak için mazeret değil ama çocukluk, cahillik de işte. Baban hiç arayıp sormadı seni değil mi? Hayır. Bir tek yakalandığım gün nezarette görmüştü beni. O gün kardeşlerimi çocuk esirgeme kurumuna vereceğini, kendisinin de tedavi için bir hastaneye yatacağını söylemişti. O günden bugüne 5 yıl geçti ustam. Ne babamdan ne de kardeşlerimden bir haber alamadım. Merak etme evlat. Kötü bir şey olsaydı haberi cezaevi bile olsa ulaşırdı. Babana gelince o da affeder sonunda seni. Nihayet onun bir evladısın. Hele bir tahliye ol, aileni bulursun yine. Zaten bütün amacım da o ustam. Önce çocuk esirgeme kurumuna gidip kardeşlerimi bulacağım. Sonra da babamı. Allah nasip ederse yine eskisi gibi bir arada olacağız. Çünkü sonuçta biz bir aileyiz ustam. İnşallah amacına ulaşırsın Erdal. Bunca yıl acaba kardeşlerim ne yaptı? İyiler mi? Şimdi kocaman insan olmuşlardır. Ben hapse girerken en küçük kardeşim Sevgi 3 yaşındaydı. Dilek 10, Erol ise 12 yaşındaydı. Büyümüşlerdir tabii. Senin onları özlediğin kadar onlar da seni özlemiştir evlat. Hiç endişen olmasın. Peki tahliye olduğun zaman ne yapacaksın? Düşündün mü hiç? Düşünmez olur muyum ustam? Bazen seviniyorum, bazen korkuyorum. Hem de çok korkuyorum Ömer usta. Neden korkuyorsun ki? Dışarıda beni bekleyen hayattan ustam. Çocuklar, hadi bakalım kalkın artık, okul saati geldi. Sevgi, hadi bakalım kalk artık uykucu kız. Kalkıyorum Ümran teyze. Aşağıda kahvaltı hazır, gecikmeyin çocuklar. Abla. Efendim. Bugün sinemaya gidecek miyiz? O da nereden çıktı şimdi? Erol abim söylemişti ya geçen gün okul çıkışı bizleri sinemaya götürecekti. Dur sorayım bakayım. Abi. Efendim Dilek. Bugün bizleri sinemaya mı götüreceksin? Yo, o da nereden çıktı? Ha, hatırladım. Sevgi'ye götüreceğim diye söz vermiştim. Olur gideriz. Aa, canım abicim benim, aslan abim. Seni yağcı seni. Hadi yağ çekmeyi bırak da git yüzünü yıka. Sonra da doğru kahvaltı salonuna in. Peki. Abi. Efendim. Ne zamandır babamdan hiç haber alamıyoruz. Sakın ölmesin. Allah korusun. Allah gecinden versin. Öyle bir şey olsa haberi gelirdi herhalde. İyi ama bir yıldır tek bir mektup bile alamadık kendinden. Ne bileyim ama kötü bir şey olsaydı, yani ölseydi bize haber verirlerdi değil mi? Erdal oğlum, Allah'ın izniyle bugün tahliye oluyorsun. Evet müdür bey. 5 yılın geçti bu ıslah evinde. Cezanı efendi gibi kavga gürültü çıkarmadan bitirdin. Bu da senin iyi köklü bir aile terbiyesi aldığını gösterir. İnşallah işlediğin suçtan pişman olmuşsundur.
O pişmanlığı 5 yıl önce duymuştum ama iş işten geçmişti. Umarım Yüce Allah'ın bir daha beni şaşırtmaz müdürüm. İnşallah evladım, inşallah. Diyeceğim şu ki, cezaevindeki efendiliğini, dürüstlüğünü ve çalışkanlığını dışarıdaki özgür hayatta da sürdürürsün. Eğer bir daha suç işlersen bu sefer İslahevi değil doğrudan cezaevine yollarlar seni, bilmiş ol. Yaşadığım bu 5 yıl kaderimde varmış müdürüm. Ama yemin ediyorum her ne şartlar altında olursa olsun bütün umutlarım tükense dahi bir daha kanunsuz en ufak bir şey yapmayacağım. Ben babamın oğluyum. Fakir ama gururlu, haysiyetli ve onurlu bir insanım. O öyleydi. En güç şartlarda bile veremli veremli sırtında meyve sebze sandıkları taşıyarak bizleri büyütmek istedi. Hadi bakayım evlat, göreyim seni. Babana yakışır bir adam ol. Sağ ol müdürüm. Elinizi öpeyim. Öp bakalım. Allah her daim yardımcın olsun Erdal. Amin müdürüm. Amin. Benim cezam bitti kardeşlerim. Sıra sizde. Allah kurtarsın hepinizi. Erdal, gitmeden önce elektrik atölyesine uğra. Ömer Usta seninle konuşmak istiyor evlat. Olur. Buyur Ömer Ustam, beni görmek istemişsin. Yoksa beni görmeden mi gidecektin Erdal? Senin üzerinde az emeğim yoktur. Seni görmeden, elini öpmeden nasıl giderim ustam? Sen benim ikinci babam sayılırsın. Sayende elektrik ustası oldum. İş sahibi oldum. Şaka söyledim. Seni oğlum gibi severim, bilirsin. Buyur ustam. Şu mektubu al. Zarfın üzerindeki adrese götür. Kemal Usta, Fatih'te oturur. İyi bir elektrik ustasıdır. Dükkanı da vardır. Buradan çıkınca doğru ona git ve kendisine seni benim gönderdiğimi söyle. Sahi mi? Yani beni işe mi alacak? Almaz olur mu? Senden söz etmiştim ona. Çıkınca gelsin bana. Hemen işe başlasın demişti. Ustam, ustam bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğim senin? Aklını başına toplayarak, çalışarak. Sana güveniyorum Erdal. Herkese yapmam bunu. Ama seni çok iyi tanıyorum. Efendiliğinle, terbiyenle ve çalışkanlığınla bana bu güveni sağladın. Aman yüzümü kara çıkartma evlat. Hem Kemal Usta sana yatacak yerde verecek. Yatacak yerde mi verecek? Sağ ol Ömer Ustam. Allah bu iyiliklerini karşılıksız bırakmayacaktır. Benim gibi soyguncu, sabıkalı bir serseriyi yeniden topluma kazandırıyorsun. Hem yatacak yer hem de iş buluyorsun. Ne diyeyim? Allah 1000 kere razı olsun senden. Ver elini öpeyim ustam. Estağfurullah. İşte burası olacak o dükkan. Şen Elektrik diye yazıyor. İçeri gireyim. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ne istedin evlat? Benim adım Erdal. Ne istiyorsun? Beni Ömer Usta gönderdi. Size de vermem için şu mektubu yolladı benimle. Ömer Usta mı? Hatırladım. Sen İslah evinde yatan çocuksun değil mi? Evet efendim. Ömer senden çok söz etti bana. Çok methetti seni. Gel otur bakayım evlat, gel. Rahatsız etmeyeyim usta. Ya olur mu öyle şey, otur. Önce bir geçmiş olsun diyelim. Cezanı bitirip tahliye oldun ha? Allah'ın izniyle oldum efendim. Ya ben Ömer'i çok severim. Onun sevdiği, güvendiği insana ben de güvenirim. Sağ ol usta. Elektrik işinde bayağı iyiymişsin. Hatta Ömer Usta benden bile iyidir dedi senin için. Estağfurullah. Ben ne öğrendiysem Ömer Ustam'dan öğrendim. İstersen hemen işe başlayabilirsin. Yalnız ben haftalık veririm. Sigortanı da yaptırırım. Dükkanın arka tarafında müsait bir oda var. Kendine ev tutuncaya kadar da orada istediğin kadar kalabilirsin. Tamam mı? Tamam ustam. Senin eşyan falan yok mu evlat? Yok ustam. Cezaevindeki insanın ne eşyası olur ki? Bir iki parça giyim eşyam vardı. O da bu elimdeki çantanın içinde zaten. O zaman sana yatak yorgan filan bulmak lazım. Dur bakalım. Bizim hanım kirli çıkıdır. Sana uyan bir şeyler bulur o.
Sabah, öğle, akşam yemeklerinde benden, tamam mı? Allah razı olsun usta. Sen şimdi çantanı yerleştir, ben de eve gidip bir bakayım. Evim az ileride zaten. Ha, bu arada sen de boş durma. Tamir edilecek 3-4 televizyon vardı. Geç bakalım birinin başına da işine başla ha. Nasıl onarıyorsun bir görelim. Bu televizyon da tamiri bitti ustam. Tıkır tıkır çalışıyor. Kontrolünü de yaptım. Aferin. Eline bayağı çabukmuşsun Erdal. Bir hafta içinde 6 tane televizyon tamiri yaptın. Yarın cumartesi çalışacak mıyız ustam? Hayrola, izin mi yapacaksın yoksa ha? Şey, eğer çalışmayacaksak evet efendim, izin yapmak istiyordum. Ya, önemli değil. Zaten bu hafta fazla fazla çalıştın sen. İzin yapabilirsin oğlum. Ha. Dur sana haftalığında vereyim ha. Sağ ol usta. Al bakalım Erdal. Hep böyle çalış oğlum. Ben senden memnunum. İnşallah Allah da memnun olur. Amin usta. Ne yapmayı düşünüyorsun bu izin gününde? Kardeşlerimi ziyaret edeceğim usta. Kardeşlerini mi? Evet ustam. 5 yıl oldu. O zamandan beri yüzlerini görmedim kardeşlerimin. İnşallah gördüğüm zaman tanırım onları. Ne diyelim, Allah yardımcın olsun oğlum. Hadi güle güle, kal sağlıcakla. Buyur delikanlı, ne istemiştin? Efendim, rahatsız ettim sizi. Adım Erdal Özgen. Buraya kardeşlerimi görmeye geldim. İsimleri ne? Erol, Dilek, Sevgi. Bundan 5 yıl önce gelmişlerdi buraya. Babam getirmişti. Kendisi çok hastaydı. Bakacak durumu yoktu. Peki sen neredeydin bugüne kadar? Şey, ıslah evindeydim müdür bey. Ya, neden? Cahillik işte. Şeytana uyup kötü arkadaşlar edinmiştim. Bir soygun olayına karışmıştım. Bir hafta önce tahliye oldum. Peki şimdi ne yapıyorsun? Bir elektrikçi dükkanında çalışıyorum. İslah evindeyken elektrik kursuna katılmıştım. Kardeşlerimi çok özledim müdür bey. İzin verin de onları görüp hasretlik gidereyim. Pekala. Nüfus kağıdın yanında mı oğlum? Evet efendim. Buyurun. Evet. Söyle bakalım Erdal. Niyetin sadece kardeşlerini görmek mi, yoksa onları da yanına alıp götürmek mi? Hı? İşlerimi düzene sokup bir ev tuttuktan sonra üçünü de yanıma almak istiyorum efendim. Ama şimdi sadece ziyarete geldim. İyi de bakalım kardeşlerin seninle gelmek isteyecek mi? Neden istemesinler ki? Ben onların abisiyim. Pekala. Yine de bu kararı onlar verecek ama. Şey, babam arıyor mu kardeşlerimi? Önceleri arıyordu. Ama son 3 yıldır hiç aramadı. Aramadı ha? İnşallah sağdır babam. İnşallah. Bekle bir dakika delikanlı, bakalım. Buyurun müdür bey. Gel bakalım Ümran hemşire. Bu delikanlının adı Erdal Özgen. Dilek, Sevgi ve Erol'un abiymiş. Demek Erdal sensin ha? Kardeşlerin senden çok söz etmişlerdi. Hoş geldin Erdal. Hoş bulduk hemşire hanım. Çocuklar yukarıda mı? Yukarıda efendim. O zaman Erdal'ı kardeşlerinin yanına çıkar da görüşsünler. Peki efendim. Hadi gel bakalım benimle Erdal. Nasıl? Kardeşlerim iyi mi Ümran hemşire? İyi. Onları öyle özledim ki heyecandan her yanım tir tir titriyor. Bak ne diyeceğim Erdal. Şimdi kardeşlerin seni birden karşılarında görünce şok geçirebilirler. İstersen önce onlarla ben konuşayım ha? Neden şok geçirsinler ki hemşire hanım? Ben yabancı değilim ki. Onların abisiyim. Bak Erdal, kardeşlerin, yani Dilek de Erol, özellikle de Erol sana çok kızgın. Senden pek iyi söz etmiyorlardı. Bu yüzden dedim. Kardeşlerin bana kızgın mı? İyi ama neden? Senin evden kaçmana, sonra da bir soygun olayına karışmana çok kızdılar. Bu yüzden tatsız şeyler olmasını istemiyorum. Anlıyorsun beni değil mi Erdal? Evet anlıyorum.
Sen burada benim odamda bekle. Ben gidip kardeşlerine biraz konuşayım. Peki hemşire hanım, beklerim. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba İmran abla. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ben ders çalışıyorum. Ben de. Aferin. Erol. Efendim İmran abla. Biraz dışarıya gelir misin benimle? Tabii abla. Seninle konuşmak istiyorum biraz. Hayrola İmran abla, yoksa kardeşlerim yaramazlık mı yaptı? Hayır hayır. Konuşmak istediğim mesele onlarla ilgili değil. Ya nedir peki? Bak Erol. Buraya geldiğin zaman 12 yaşındaydın. Şimdi ise 17 yaşında kocaman bir adam oldun. Bu yüzden mantıklı olmanı, olgun ve sana yakışır bir şekilde davranmanı istiyorum senden. Kusura bakma ama ne demek istediğini hala anlayamadım İmran abla. Bir ziyaretçiniz var. Ziyaretçimiz mi? Kim? Yoksa babam mı? Hayır, abin Erdal. Cezasını tamamlamış, geçen hafta tahliye olmuş. Şimdi benim odamda, sizleri ziyarete gelmiş. Hangi yüzle gelmiş abla ha? Bizim Erdal diye bir abimiz yok. Böyle söyleme Erol. Her insan hayatında hata yapar. Hata yapmamak sadece yüce yaratana aittir. Erdal da bir cahillik, bir çocukluk yapıp kanun dışı bir iş yapmış. Bu Erdal değil de sen olabilirdin, ben olabilirdim. Önemli olan aynı hatayı tekrarlamamak. Gördüğüm kadarıyla abim büyük bir pişmanlık içinde. Hem kocaman bir adam olmuş. Isla evinde geçirdiği günlerin acısı zavallının yüzünden okunuyordu. Umurumda bile değil. Evden kaçarak o suçu işlemesi babamı yıkmıştı. O günleri gayet iyi hatırlıyorum. Babamı hasta etmişti. Yanılıyorsun. Babanın hastalığıyla abinin hiçbir ilgisi yok. Baban çok daha önceleri yakalanmıştı veremi. Çünkü çok çalışıp doğru dürüst ve dengeli beslenememekle vücudunu zayıflatmıştı. Abini boş yere suçlama. Ama yine de o soygunu yapmayabilirdi İmran abla. Zavallı babam ömrü boyunca bize hep doğruluğu, dürüstlüğü aşılamaya çalıştı. Dedim ya, abim bir yanlışlık yaptı ve bunun bedelini de gençliğinin en güzel 5 yılını ıslah evinde geçirerek ödedi. Bak Erol, artık önünüzde uzun, hem de çok uzun bir zaman var. Ailenizin tekrar bir araya gelmesi için bir fırsat çıktı ortaya. Niye gelmiş abim buraya? Bundan sonraki hayatınızı bir arada ve birlikte yaşamak için. Dinle Erol, ben yıllardır bu yuvadayım. Elimden yüzlerce çocuk geçti. Kimin iyi kimin kötü olduğunu bir bakışta anlayacak kadar bu işin uzmanı oldum. Sözlerime değer ver. Abin çok iyi bir çocuk. Peki benden ne istiyorsun İmran abla? Ona yakın davranın ve suçlamayın. Çünkü Erdal sizin için gelmiş. Sizleri çok özlemiş. Sizlere duyduğu hasreti gözlerinden okumamak mümkün değil. İyi ama abla... Lütfen Erol. Şimdi kardeşlerini al ve doğru benim odama git. Ona sarılın. Onu sevin. Ayrıca istediğin kadar kız ama abini sevdiğini biliyorum. Çünkü siz bir ailesiniz ve aileler asla birbirinden kopamaz. Tam tersi, birbirlerine sarılırlar Erol. Hadi, hadi kırma beni. Peki abla. Ama sen de yanımızda olacaksın, tamam mı? Tamam. Ben aşağı Erdal'ın yanına iniyorum. Sen de kardeşlerini al, oraya gel. Peki abla. Gülek, Sevgi. Efendim abi. Çocuklar, bir ziyaretçimiz var. Yoksa babamız mı geldi? Anne güzel, yaşasın. Hayır, babamız değil. Abimiz Erdal geldi. Sahi mi? Nerede peki? Aşağıda Ümran ablanın odasındaymış. Şimdi onun yanına gideceğiz. Bizleri bekliyor. Birden heyecanlandım abi. Erdal abimi görmeyeli kaç sene oldu değil mi? Evet, tam 5 sene oldu direk. Sevgi, sen hatırlıyor musun Erdal abini? Hayır abi. Çok küçüktün o zaman. 3 yaşındaydın. Hatırlayamaman normal tabii. Peki neredeydi bugüne kadar? Şeyde... Uzaktaydı. O da bizim gibi bir kurumdaydı işte. Şimdi çıkmış oradan, bizi bulmaya gelmiş buraya. Bizimle mi kalacak artık? Hayır, o bizden büyük. Biliyorsun büyükler kalamıyor burada. Hadi abi aşağı inelim. Erdal abimi çok özledim. Heyecanlı mısın Erdal? Hem de çok heyecanlıyım Ümran abla. Dile kolay, 5 sene hiç görmedim onları. Acaba beni nasıl karşılayacaklar? Ah, geldiler işte. Abi, abi. Canlarım, abici. Kardeşlerim benim. Gelin, canım gelin. Abim. Sizleri öyle özlemiştim ki. Her gün, her saniye hep burnumda tüttünüz. Kokunuza bile hasret kalmıştım. Allah'ım, sana şükürler olsun ki bana bugünü de gösterdin. Dur bir bakayım sana direkt. Aman Allah'ım, ne kadar büyümüş, güzelleşmişsin. Genç kız olmuşsun. 16 yaşında oldum abi. Sevgi, güzelim, bir tanem. Sen minnacık bir şeydin o zamanlar. Sen de çok büyümüş, çok güzelleşmişsin. Kaç yaşında oldun bakayım? 8 oldum abi.
Maşallah, maşallah. Erol, ya sen? Özlemedin mi beni? Hoş geldin demeyecek misin bana? Hoş geldin abi, geçmiş olsun. Özlemez olur muyum? Biz bir aileyiz, aynı kanı taşıyoruz. Sağ ol kardeşim. Sen de maşallah bileğine güçlü, yiğit bir delikanlı olmuşsun. Allah'a şükür ki hepimizi bir arada ve sağlıklı, sıhhatli gösterdi bana. Şey, Ümran abla, acaba kardeşlerimi alıp gezmeye götürebilir miyim? Eğer gitmek istiyorlarsa tabii götürebilirsin Erdal. Sen onların abisisin. Erdal abi, Dilek ablamla deniz kenarında dolaşabilir miyiz? Tabii güzelim. Gel Sevgi. İçeride zor günler geçirdin mi abi? Hayır, zor günler yaşamadım. Allah razı olsun, Ömer Usta diye biri vardı. Elimden tuttu. Beni elektrik atölyesine aldı. Elektrikçiliği öğretti. Ama sonuçta ıslah eviydi. Cezaeviydi. Dört duvardı yaşadığım yer. Ve en acısı da sana, Dileğe, Sevgi'ye ve babama duyduğum hasret acısıydı. Allah kimseye böyle bir acıyı göstermesin. Amin. Peki ya siz? Siz mutlu musunuz? Çocuk esirgeme kurumunda yaşamaktan mutlu musunuz? En azından devletin koruyucu kanatları altındayız abi. Anne sevgisini Ümran abla da bulduk. Ama baba sevgisini, senin sevgini, onu bulamadık işte. Hasreti, gurbeti yaşadık hep. Şimdi sen geldin ama babam, o yok aramızda. Müdür beyle görüştüm. 3 yıldır babamdan bir haber gelmemiş size. Senin bildiğin bir şeyler var mı Erol? Yok abi. En son Ankara'da bir sanatoryumda yatıyordu. Tedavi oluyordu ama sonra birden haberler kesildi. Ne dersin? Ölmüş olabilir mi babamız? Bilmiyorum Erol. İnşallah ölmemiştir. İnşallah yaşıyordur. İslah evinde Allah'a hep dua ettim. Ya Rabbi, beni aileme kavuştur, bizi bir araya getir diye. Sizleri buldum. Mutluluğum sonsuz. Bir de babamı bulsak, yine bir araya gelsek, bizler için canını vermeye hazır o mübarek babayı evimizin baş köşesine oturtsak, ona baksak. Abi. Efendim. Artık evimiz yok, biliyor muydun? Anlamadım. Nasıl yani? Babam bizi çocuk esirgeme kurumuna yatırdıktan sonra evimizi satmıştı. Neden? Tedavi olması için para gerekiyordu, bu yüzden. Olsun. Hiç mühim değil. Ben çalışır hepinize bakarım. Önce kiralık bir evde otururuz. Daha sonra da küçük bir ev yaparız. Önemli olan babamız Erol. Onun ne olduğu ya da ona ne olduğunu muhakkak öğrenmeliyiz. Peki bunu nasıl öğreneceksin abi? Ben ıslah evindeyken size ve babama kim yardım etti? Sevinç öğretmen. Senin öğretmenin. Sevinç öğretmen mi? Evet. Öyle iyi bir insan ki o. Olmasaydı belki biz şu anda çocuk esirgeme kurumunda olmazdık. Belki babamız da tedavi için hastaneye yatamazdı. Yani babamızı hastaneye Sevinç öğretmen mi yatırdı Erol? Evet abi. Öyleyse hemen gidip Sevinç öğretmenle konuşacağım. Babamı hangi hastaneye yatırdıklarını ondan öğreneceğim. Sonra da adım adım iz süreceğim. Kendini tanıtmasaydın kim olduğunu asla hatırlayamazdım Erdal. Seni en son gördüğümden bu yana 5 yıl geçti değil mi? Tam 5 yıl. Evet hocam. 5 yıl bir aradan sonra karşınıza eski bir suçlu olarak çıkmak istemezdim. Ama ne yaparsınız ki, kader işte. Üzülme. İşlediğin suçun bedelini ödedin ve aramıza hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Buraya babamdan haber almak için geldim. Kardeşlerim son 3 yıldır kendisinden bir haber almamış. Siz de bir haber aldınız mı acaba? Hayır, onu hastaneye biz yatırdık. Hatta ben kendi ellerimle Ankara Keçiören Sanatoryumuna götürüp yatırmıştım. 1-2 yıl zaman zaman sağlığıyla ilgili haberler alıyordum ama sonra birden arkası kesildi. Öyle merak ediyorum ki hocam, öldü mü, yaşıyor mu acaba? Allah korusun, hemen öyle kötü şeylere yorma oğlum. Neyse, rahatsız ettim sizi hocam, ben kalkayım. Nereye? Babamı bulmaya, Ankara Keçiören Sanatoryumuna. Erdal, şayet babandan bir haber alırsan bana da bildir, olur mu oğlum? Olur hocam, bildiririm. Şey, babama ve kardeşlerime yaptığınız iyilikleri size nasıl ödeyeceğimizi bilemiyorum hocam. Lütfen, kuru kuru teşekkür de olsa kabul edin lütfen. O ne biçim söz evladım? Ben bir öğretmenim. O tarihlerde yaramazlık da yapmış olsa bir öğrencimin ailesine elbette yardım etmek görevimdi. Siz öğretmenliğin üstünde yardım ettiniz aileme. Çok hakkınız var üzerimizde. Allah sizden razı olsun. İnsanları okutup topluma kazandırarak zaten sevapların en büyüğünü işliyordunuz. Bir de bizim gibi dağılmaya yüz tutmuş bir aileye destek olarak daha fazla sevap kazandınız.
Hastanın adı ne demiştiniz? Yaşar. Yaşar Özgen hemşire hanım. Tanımam gerek. 12 yıldır burada hemşirelik yapıyorum. 5 yıl önce yatmıştı bu hastaneye. İleri derecede verem hastası olarak. Aa tabii. Hatırlamaz olur muyum? Çok iyi bir adamdı. Buradaki herkes severdi onu. Sen nesi oluyorsun Yaşar Bey'in? Ben oğluyum. Peki şimdi nerede babam? Bir bilginiz var mı? Vallahi yattıktan 2 mi 3 sene sonra mı ne? Taburcu oldu buradan. Dur kayıtlara bir bakayım. Babana çok benziyorsun delikanlı. Sizleri çok severdi. Her fırsatta sizlerden söz ederdi. Hah, buldum işte dosyasını. Ne yazıyormuş bakalım. Evet, tam 2 sene 9 ay yatmış burada. Ondan sonra taburcu olmuş. Yalnız... Evet hemşire hanım. Kayıtlara göre babanız o tarihte yüksek tansiyondan dolayı ağır bir hastalık geçirmiş. Ve bu hastalığın sonucunda da felç olmuş. Aman Allah'ım, felç mi olmuş? Peki sonra? Bunun üzerine 92'nin Kasım ayında numune hastanesine kaldırılmış. Peki hala o hastanede midir acaba? Bilmiyorum. Aradan 2,5 yıl geçmiş. O kadar zaman hastanede yatırmazlar insanı. Ama gidip gerisini oradan sorun. Onlar mutlaka bir cevap verirler size. Peki efendim. Yaşar Özgen mi demiştiniz? Evet bey amca. 92 yılının Kasım ayında hastanenize felçli olarak getirilmiş. 92. Oh ne ala ne ala. Ya bu aradan neredeyse 3 yıl geçmiş. Nerede bulacağız babanın dosyasını? 92 yılı demiştiniz değil mi? Evet bey amca. Kasım ayıydı değil mi? Evet bey amca. 92 yılının raflarını buldum. Şimdi de hastanın adına yazılı dosyayı bulalım. Özgen Yaşar. Şanslı adammışsın delikanlı. Dosyayı çabucak bulduk. Lütfen açıp okuyun bey amca. Babam buradan nereye gitmiş? Dur dur acele etme. Evet. 92 yılının Kasım ayında hastanemize yüksek tansiyondan dolayı felç geçirdiği için acil olarak getirilmiş. Tamam tamam sonra? Heyecanlanma evlat. Okuyorum işte. Sonra bakayım kimin hastasıymış? Profesör Ali Toprak. Ona soracaksın bundan sonrasını. İyi ama orada yazmıyor mu nereye gitti? Yazmıyor. Düşkünler evine yatırılması gerektiği yazılı ama yatırıldı mı yatırılmadı mı onu doktora, Profesör Ali Toprak Bey'e soracaksın. Peki nerede bulabilirim o profesörü? 3. katta. Girin. Affedersiniz doktor bey. Buyurun. Efendim babamı arıyorum ben. Adı Yaşar Özgen. Ben oğlu olurum. Siz onun doktoruymuşsunuz. 92 yılının Kasım ayında sanatoryumdan hastanenize felç geçirerek gelmiş. Tamam tamam hatırladım. Sanatoryumun başhekimi dostumdur. Onun ricasıyla gelmişti buraya. Babamın izini bulmaya çalışıyorum da. Maalesef tedavi edemedik. Yüksek tansiyon beyindeki bir damara tıkadığı için felç olmuştu. Yapacak bir şey olmadığından kendisini Darülacize'ye yatırdık. Darülacize'ye mi? Yani şimdi babam orada mı kalıyor? Öyle olması gerekiyor. Kimi kimsesi olmadığı için çaresiz durumu bakanlığa bildirdik. Bakanlık da Darülacize'ye yatırılmasına karar vermişti. Sağ olun doktor bey. Sanırım hala oradadır. Oraya gidip sorabilirsiniz. Demek babanın izini buldun ha Erdal. Babamı tedavi eden profesör kendisini Darülacize'ye yatırdıklarını söyledi ustam. Ama hala orada mı bilmiyorum. Neyse yarın gider öğrenirsin. İşlerimiz çok, başka bir gün giderim ustam. Saçmalama. Hiçbir iş babandan önce gelmez. Hem iş çoksa bile ben ne güne duruyorum ha, ben yaparım. Hepsini yapamazsın ustam. Zaten Ankara'ydı filan derken 2-3 gün işe de gelemedim. Olsun olsun, hiç kaçmıyor ya oğlum. Sen önce babanı bir bul, ondan sonra gerekirse gece çalışır yine tamir işlerini yaparsın ha? Sağ ol usta, çok iyisin. Allah razı olsun senden. Senden de oğlum. Söyle bakalım, babanı bulursan ne yapmayı düşünüyorsun ha?
Şu anda tek düşüncem onu bulmak ustam. Sonra bir şeyler yaparım. Ne bileyim, küçük bir ev kiralar, kardeşlerimi de babamı da yanıma alırım. Mühim olan yine bir araya gelip aile olmamız ustam. Allah gayretli ve fedakar insanları sever Erdal. Merak etme, sana da yardım edecektir. Neden arıyorsun Yaşar Özgen'i? Ben oğlu olurum müdür bey. Oğlu mu? Demek oğlusun o zavallı adamın ha? 3 yıldır yatıyor burada ve sen bir kere bile ziyarete gelmedin babanı. Bir de utanmadan oğlu olurum diyorsun. Burada değildim. Bu yüzden gelemedim müdür bey. Senden başka çocuğu yok mu Yaşar Bey'in? Var. Ben en büyüğüm. Benden başka 3 kardeşim daha var. Ama buna rağmen biriniz bile merak edip de babanızı gelip görmediniz. Zavallı adam ne yapıyor, ne ediyor, ne yiyip içiyor diye merak etmediniz. Doğrusu aferin size. Yalnız şunu unutmayın delikanlı. Söyleyeceğim bu laf herkesin kulağına küpe olsun. Meşhur bir atasözü vardır. Ne ekersen onu biçersin diye. Sizler de ne ekerseniz ileride yaşlandıktan sonra onu biçeceksiniz. Yani temenni etmem tabii ama bir gün darla ceziye düşerseniz sizin de ziyaretçiniz olmayacak. Müdür bey, öfkenizi anlıyorum ama bizim durumumuzu bilmiyorsunuz. Babamızı buraya getirip de yatıran biz değiliz. En iyisi size her şeyi baştan anlatayım. Belki o zaman bize hak verirsiniz. Ben de 15 gün önce tahliye olarak ıslah evinden çıktım. Durum bu işte. Ne ben ne de kardeşlerim vefasız insanlar değiliz. Affedersiniz delikanlı, bilmiyordum. Ama öyle insanlar var ki anneleri babaları kendilerine yük geliyor diye getirip buraya adeta atıyorlar. Ve sonra da bir daha ne arayıp ne soruyorlar. Sizi de öylelerinden sanmıştım. Babamın durumu nedir müdür bey? Aynı. 3 sene önce geldiği gibi. Yani felçli. Ne yürüyebiliyor, ne konuşabiliyor, ne de hareket edebiliyor. Sürekli bakım altında tutulan yaşlılarımızdan. Zavallı babacığım. O bu hale düşecek adam değildi. Ama kader işte. Görmek istiyor musun babanı? Eğer mümkünse tabii. Ah babacığım. Peki. Ah. Gel benimle. İşte delikanlı. Baban. Tekerlekli iskemlede oturan. Aman Allah'ım. Ne hale gelmiş. Koca adam sanki küçülmüş. Tanınmayacak bir halde. Baba. Babacığım. Ben Erdal. Büyük oğlum. Tanıdın mı beni babacığım? Seni seviyorum babacığım. Hem de çok seviyorum. İyi misin babacığım? Ne olur affet babacığım. Sana layık bir evlat olamadım. Okumadım, serserilik ettim. Ama şimdi o günler geride kaldı artık. Artık bir işim var. Elektrikçiyim. İyi bir ustanın yanında çalışıyorum. Hem biliyor musun? Gittim kardeşlerimi de buldum. O kadar büyümüşler ki. Sevgiyi görme. 8 yaşında. 2. sınıfa gidiyor. Takdirname almış. Dilek öyle büyümüş ki genç kız olmuş. Hele Erol. Yakışıklı, boylu poslu. Ağlama babacığım. Ağlama. Artık bundan sonra yalnız değilsin. Ben varım artık. Hem bundan sonra her şey değişecek babacığım. Bir ev tutacağım. Seni de kardeşlerimi de yanıma alacağım. Artık hep birlikte oturacağız. Eski günlerdeki gibi. O zaman sen bize bakmak için çırpınıyordun. Şimdi ben bakacağım size. Babam benim. Aslan babam. Bir tane babam. Beni anlıyorsun değil mi babacığım? Seni buldum ya. Allah'ıma bin şükürler olsun. Yarın pazar. Kardeşlerimi alıp ziyarete getireceğim sana babacığım. Eminim sen de onları özlemişsindir. Bugünlük bu kadar yeter delikanlı. Biliyorsun baban yüksek tansiyon hastası. Heyecanlanmaması lazım. Tabii doktor bey. Tam 5 yıl geçti. Onu öyle özlemiştim ki. Ah, öyle
heyecanlıyım ki Erdal abi. Ben de. Durumu çok mu kötü abi? Kötü tabii. Felçli. Tekerlekli iskemledi. Konuşamıyor. Hareket edemiyor. Zavallı babacığım. Abi ben babamı hatırlayamıyorum. Hatırlamaman normal. Sen o zaman 3 yaşındaydın da ondan. Seni öyle severdi ki Sevgi. Omzundan indirmezdi. Hele annem bizleri terk ettikten sonra sana annelik bile yapmıştı babamız. Karnını hep o doyururdu. Heh, işte bakın şu ileride ağacın altındaki tekerlekli iskemlede oturan adam var ya. O işte babamız. Hadi gelin. Baba, bak kimleri getirdim sana. Dilek, Sevgi ve Erol. Çocuklarım. Baba, babacığım. Canım babacığım. Baba, seni çok özledik. Bak bakalım bunu tanıyabilecek misin Sevgi? Nasılsın babacığım? Baba, kardeşlerimle de konuştum. Yakında bir ev tutup seni buradan çıkartacağız. Şöyle küçük, iki odalı bir ev. Eski evimiz gibi. Seni baş köşeye oturtacağız. Tam karşında da renkli bir televizyon olacak. Evet babacığım. Yine eskisi gibi bir aile olacağız artık. Bir daha hiç ayrılmayacağız baba. Babam ne demek istiyor abi? Sevindiğini söylüyor Sevgi. Sevinmez olur mu? Onun bütün hayatı bizdik. O hep bizler için çalıştı. Didindi ve sonunda da hasta oldu. Şimdi tekrar bir aile olacağımız onu çok mutlu etti. Abi hep bir arada oturacağız dedim. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ev kiralayacağız. Sonra da içini eski eşyalarla dayayıp döşeyip bir arada oturacağız. Abi yine eskisi gibi bir aile olacağız değil mi? Tabii olacağız. Olmamak için ne sebep var ki? Bak hepimiz bir aradayız. Neden bir aradayız? Çünkü bizleri bir araya getiren bir aile bağı var da ondan. O da sevgi. Birbirimizi sevmemiz. Allah Sevinç öğretmenden razı olsun abi. Babama da bizlere de çok yardımı dokundu. Sevinç öğretmen dedin de şimdi aklıma geldi. Az kalsın unutuyordum. Babamın yerini öğrenmek için ona gittiğimde eğer bulursanız bana da haber verin demişti. Hadi gelin hep birlikte gidip Sevinç öğretmene babamızı bulduğumuzu söyleyelim. Aferin Erdal. Demek pes etmeyip sonunda babanı buldun ha. Evet hocam. Darül Acize'de felçli bir vaziyette kalıyor. Zavallı Yaşar efendi. Şimdi oradan geliyoruz efendim. Çok zayıflamış, adeta erimiş. Olsun, yine de bulduk ya onu. Ben babamı şişmanlatırım. Abilerimle ablam anlattı. Ben küçükken annem kaçtıktan sonra hep babam doyurmuş beni. Şimdi de sıra bende. Ben doyuracağım onu. Aferin sana Sevgi. Sizlere de aferin çocuklar. Her şeye rağmen, bütün acılara rağmen tam bir dayanışma örneği göstererek yine bir araya gelmeyi başardınız. İnanıyorum ki Yaşar Efendi sizlerin bakımı sayesinde iyileşecektir. İnşallah hocam. Bütün arzumuz bu. Peki babanla kardeşlerini ne zaman yanına alacaksın Erdal? Önce bir ev tutmam lazım hocam. Babam hastalığı sırasında evimizi satmıştı efendim. Olsun. Bizler yine bir aradayız ya. Varsın ev sahibi olmayalım. Kiralarız biz de. Başka bir ev kiralamanıza gerek yok çocuklar. Eski eviniz hala boş duruyor. Ne? Boş mu duruyor? Sahi mi öğretmenim? Evet. 5 yıl önce bıraktığınız gibi. Bir dakika. Buldum işte. Alın anahtarları. İyi ama evimizin anahtarı sizde ne arıyor efendim? Çünkü babanızdan evi biz satın aldık da ondan. Ne? Siz mi aldınız? İyi ama neden? O sırada babanın çok acil paraya ihtiyacı vardı. Kendine gerekli olan parayı vermeyi teklif edecektim ama bunu kabul etmeyecek kadar onurlu bir adamdı o. Evet, öyledir babam. Bunu bildiğim için kocamla konuştum ve evi yok pahasına başkalarına satacağına biz alalım. İleride lazım olur demiştim. İleride derken neyi kastetmek istemiştiniz hocam? Sizleri oğlum, sizleri. Babanız ölse bile geride yaşamak zorunda kalan siz 4 çocuk vardınız. Çocuk esirgeme kurumu 18 yaşına basan çocukları kurumdan çıkarır. Kanun budur. Erkek olsun, kız çocuğu olsun, kimi kimsesi yoksa İstanbul gibi suçu bol bir şehirde sizler ne yapardınız? Nerede oturur, nerede yaşardınız? İşte bu yüzden baba evinizi satın aldım. Buyurun, anahtarları alabilirsiniz. Ama hocam, ev artık sizin. Doğru, madem satın aldınız, o ev sizin artık. Hayır, ev yine sizin Erdal. O tarihte evinizi çok ucuza almıştık. Hoş, biz almasak bir başkası alacaktı. Çünkü babanız paraya öyle sıkışmıştı ki 3 kuruşa bile elden çıkaracaktı.
Yani bize evimizi geri mi veriyorsunuz hocam? Hayır hayır, bunu kabul edemeyiz hocam. İyi niyetinizi böyle suistimal edemeyiz. En azından kirasını vererek oturabiliriz. Çok istememize rağmen Allah bizi çocuk sahibi yapmadı. Şu yalancı dünyada ben ve kocamdan gayrı kimsemiz yok. Bizden sonra malımız kime kalacak ki? Hem oturduğumuz şu ev, karı koca aldığımız maaş bize yeter de artar bile. Hadi alın anahtarı. Ama... Eski bir öğrencimi ve benden yıllar önce yardım isteyen bir aileyi tekrar bir arada görmek beni sevindirmeye yetti de arttı bile. Hocam, anahtarı bir şartla kabul ederim. Bak hele, dünkü öğrencim bana şart ileri sürüyor. Söyle bakalım, nedir şartın? Belki hemen değilse de ileride bu ev için ödediğiniz parayı size ödemek kaydıyla anahtarı geri alabiliriz sizden. Evet efendim, abim doğru söylüyor. Çalışıp bu parayı size ödeyeceğiz. Evet, ödeyeceğiz. Eski evimizde, baba evimizde çalışarak hak ederek oturmak isteriz. Peki ya sen ne diyorsun bu işe küçük Sevgi? Ben de ablam ve abilerim gibi düşünüyorum öğretmenim. Eminim babanız da aynı şeyleri söylerdi. Peki, öyle olsun. Ev benim. Siz parasını ödeyip üzerinizi alıncaya kadar evimde kiracı olarak oturabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Yalnız... Yine ne var Erdal? Kira olarak ne ödeyeceğiz size? Sizden kira olarak her okul dönemi sonu karnelerinizi isteyeceğim. Ve o karnelerde kira karşılığı olarak hep iyi notlar, aferinler göreceğim. Tamam? Tamam hocam. Peki ya ben hocam? Ben öğrenci olmadığıma göre benden ne isteyeceksiniz? Sen zaten isteneni verdin Erdal. Geçmişte bir cahillik sonucu işlemiş olduğun suçu bir yana bırakacak olursak... ...ailene ne denli bağlı olduğunu, onlara kol kanat germe hususunda babanın oğlu olduğunu zaten ispatladın. Yaşar Efendi seninle gurur duyabilir. Sağ olun öğretmenim. Ama bu gururun bir kısmına da siz sahip olabilirsiniz. Çünkü siz benim öğretmenimdiniz. Her zaman iyi insan olmamızı, insanlara yardım etmenin bir insanlık ve toplum borcu olduğunu... ...ayrıca dinimizde de sevabının büyük olduğunu öğütlerdiniz. Bizler siz öğretmenlerimizin bu nasihatleriyle büyüdük hep. O ses neydi, öyle ödüm koptu. Korkma kızım, sigorta attı. İki de bir atıp duruyor. Erdal, senden kira karşılığı bir şey daha isteyeceğim. Nedir, emredin öğretmenim. Şu sigortaya bakmanı istiyorum. İki de bir neden atıp duruyormuş, bir onar bakalım. Aile Bağları adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.